Survivor'da hafta sonu yaşananları, dün akşam gerçekleşen konseyi ve konsey öncesi adalarda konuşulanları, Ünlüler Adası'ndan elenen Ebru Öztürk ve Gönüllüler Adası'ndan elenen Aylin Şallı değerlendiriyor. Potadan korkmadığını söyleyen Atakan neden potaya girmek istemedi? Bundan sonra hiç mi potaya girmek istemem? Tamam, benim olayım bu. Atakan'ın bu isteği üzerine takım arkadaşları neler söyledi? Yok, bizi söylemeyin, siz aranızda halledin falan demek çok korkakça. Atakan ve Semih konseyde yapacaklarını konuşmak için bir araya geldiler. Ben her maç çıkıp 3'te 3 yapmak zorunda mıyım? Semih, Atakan'ın kendisinden istediklerine ne cevap verdi? Bunu yapmak zorunda mıyım, onu anlamıyorum. Siz zorundasın. Ünlüler Adası'ndan Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Ünlüler Adası'ndan çıkacak ikinci aday bu akşam belli oluyor. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Ödül oyunu ve bireysel dokunulmazlık sembolünde kıyasiye mücadelenin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Birazdan. Olduğu gibi coşkulu başladık. Hakan'la biz çoktan hazırız. Konuşacaklarımızı biriktirdik. Analizler için şimdiden hazırız değil mi Hakan? Neler bekliyor? Ben birleşme öncesi çok heyecanlıyım. Sen de öyle. Ya bir kere çok güzel bir haftaydı Survivor anlamında da. Onun dolu dışında, dolu. Evet, biz gezdik de o yönden de güzel bir haftaydı. Biraz böyle İstanbul'u turist gibi gezdik. Gizemle. Nasıl geçti hafta sonu? Çok güzeldi ya. Vallahi yani herkese tavsiye ediyorum. Bak adam, hep onu konuşuyoruz. Japonya'dan geliyor adam. İstanbul'u geziyor. Biz burnumuzun dibinde bir işte Sultanahmet'i, Ayasofya Camii'ni, müzesini bir şekilde gidip belki hayatımız ömrü billah bir kere görüyoruz. Aynen. Halbuki oraya gidip böyle turist gibi gezmek çok keyifli yani. Buradan atıyorum Paris'e gitmek için 1.000 eurolar veriyoruz ama burnumuzun dibinde İstanbul'u tam tanımıyoruz bir yani. Bir de biri gelince gidiyoruz. Ben öyleyim. Evet. Hiç yani öyle tehlikemize de kalkıp gidemiyorum. Diye. Halbuki aynen. Sen de bilmiyorsun, onunla öğreniyorsun orayı aynen. Yani. Değişik bir şey. Hepiniz hafta sonu kültürel tur yaptınız yani. Çok nasıl güzeldi, çok güzeldi, çok keyifliydi. Kafanı oraya rahatlatmak evet, için mi? Evet, yani kafamı rahatlattım. Arkadaşlarımla birlikte böyle güzel kahvaltımızı ettik. Pierre Loti'ye çünkü bayağıdır, yani en son üniversite sınavına girdiğim zaman gitmiştim. Yani birkaç sene önce canım, bir yok. Şey değil. Bir şey söyleyeceğim, bak Ebru da yaptı. Neden insanlar bir şey düşünürken böyle hani geçmişle alakalı bir şey hatırlamaya çalışırken yukarı bakar ya, en son evet. Der yukarı bakar. Nedir? Benim görmeye çalışıyorsun. Bilinçaltı programlamasında da öyledir hep. Yani bunu, şimdi onu senin aslında bunu senin bilmen lazım. Ya. Sen bu konularda. Ben profesör müyüm? Neyim ya? Biz cerrah değiliz. Biz de öyle şeyler yok. Kalan hafızadaki şeyleri evet. Hatırlamak için. Mesela ilkokul öğretmenin adını sorsam sana hatırlamaya hemen çalıştığında. Hemen böyle. Filiz Pişpin direkt tamam. Yani. Tamam. Neden acaba? Onun bir sebebi var. Ben onun plakasını hatırlıyorum. Arabasının plakasını. Sana sormam hata. Sayılarla alakalı. Çok iyi hatırlıyorum. Renault Toros bir tane. Maşallah. Maşallah. Matematiği olmayayım. Ama sayılar iyi miydi? Matematikte sayılar vardı. Sayılar iyidir. Yani 4 basamaklı sayıları çarpabilirim 10 saniye içinde. Şaka yapıyorsun. Evet. Ben bunu bunca senedir bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Yok, küçükken böyleydim. Zamanla hatta hep onu söylüyorlar. Spora kaydıktan sonra bu şeyim biraz daha yok olmuş. Farklı bir şey yapabilir misin? Bu kadar böyle bir yeteneğin varsa. Vardı işte, geçti yani. Sadece şimdi birçok şey, sayıyı falan aklımda tutuyorum. Yeteneksizsiniz yani. Yolu mu görünüyor Hakan? Olabilir. Yok aldı zaten. Bunu da denersek zaten sorma. Aylin sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Güzel bir hafta sonu geçirdim ben de. Dolu dolu bir Survivor'la yeni haftaya başladık. Heyecanlandırdı hafta sonu bizi Survivor ya. Üç, ben pazartesileri daha çok seviyorum. Özellikle hani cuma, cumartesi, pazar birikiyor. Dolu dolu izliyoruz ya. O kadar çok konuşacak şey birikiyor ki. O konsey. Ay ona bir ne, ona bir. Ona bir ne. Allah aşkına ya, birini ben söyleyeyim. Ben çok şaşırdım ya. Ya ben hiç ona bir mesela kendi iki sezonunda hatırlamıyorum. Evet. Yunus bir sayı aldı. Bir de onu da şeyde aldı. Ne derler? Karşıdan evet, ekstra eşleşmede aldı. Enteresan bir şey yani. Ekstra dal. Konseyde konuşacağız. Madem öyle hızlı hızlı başladık ama hadi bir başlayalım. Önce cumayı kısaca. Bir bayanlara bir alkış alalım. Bu kadar güzel. Motivasyonumuzu alkışlayalım. Hakan'a da lütfen. Hakan'a da.
Tabii önden bir kişi almıştım. Arkanın gömleğine alkışladım. Şimdi herkes birbirini motive ettiğine göre, haftaya güzel başladığımıza göre şimdi her şeyler tek tek konuşulacak. Her şeyler diye bir şey yok ama işte haftanın ilk verin, ilk dakikalarını da verin. Evet, hafta sonu yorgunluğunu verin. Şimdi bir cuma günü Atakanlar bir toplantı yaptılar. Ne kadar etkin oldu bilmiyorum ama unutmayın bunlar dokunulmazlık henüz kaybedilmeden önce yapılan bir toplantıydı. Bakın neler konuşmuşlar bir hatırlayalım, ardından burada. Diyelim ki bu şeyi kaybettik, dokunulmazlığı kaybettik. Herkesin fikri nedir? Ben merak ediyorum. Yani ne yapılmalı? Ne düşünüyorsunuz? Yani karşı takıma karşılık bizden güçlü birilerinin yazılması doğru olandır diye düşünüyorum. Şimdi tablo aslında bizden yana. Şöyle bizden yana. Şimdi onlar böyle bir hamle yapmışken, Serkay'ı mesela risk bölgesine itmişken Serkay'ı bizim yapacağımız... Serkay'ı podadan çıkartmasak aslında çok iyi olur ya, ama... Bravo. İşte bizim yapacağımız karşı hamle bu tabloyu bizim lehimize daha da güzelleştirir. Yani biz öyle bir iki isim çıkartırız ki yani o zaman Serkay'ın dışarıda kalma ihtimali olur. Yani elenme ihtimali olur. Kime ne anlatıyorsun sen İbrahim? Gelmişsin yok daha önceden potadan çıkmışmış güçlü olabileceğini düşünüyorum. Amacımız Gizem'i elemek falan da filan da. Geçsene ya. Semih'in potaya girmesi belki Gizem'i düşürebilir mi? Onu handikapına bakman lazım. Şöyle yani, düşürebilir mi derken Gizem'i kurtarır mı, indirir mi manasında? Aynen. Mesela şimdi Semih potaya girmese Semih'in bir kısım oyları Gizem'e yardımcı olabilir. Ben potaya girdim diyelim. Elimi taşın altına koydum. Karşıdan biri gitsin diye. Birleşmeye 7 kişi girme hesapları var burada. Ben de 7 kişi girmek istiyorum bu takımımla. Ama giremezsek de ne yapayım yani, yapacak bir şey yok. Kaybedildiği takdirde herkes istediğini yazabilir. Beni o zaman söyleyin abi. Benim kendi isteğim ve inisiyatifim bu. Ama böyle söylemek zorunda değilsiniz. Bunu siz kendiniz biliyorsunuz. Yani sen diyorsun ki bu hafta her karara rağmen... Ben bundan sonra hiç potaya girmek istemiyorum. Tamam. Benim olayım bu. Bizden güçlü birinin gitmesini istemiyorum. Benim yine tavrım nedir? Gitmesini düşündüğüm iki kişi var. Onları ben kendim potaya sokacağım. Kimseyle birlikte hareket etmek zorunda değilim burada. Benim kendi hesaplarım var. Kendi hesaplarıma göre de konseyde işime gelen ismi yazacağım. Potadan korkmadığını söyleyen Atakan neden potaya girmek istemedi? Bundan sonra hiç potaya girmek istemem. Tamam. Benim olayım bu. Atakan'ın bu isteği üzerine takım arkadaşları neler söyledi? Yok bizi söylemeyin, siz aranızda halledin falan demek çok korkakça. Birazdan. Bu izlediğimiz dakikalar cuma gününe ait. Yani daha 10'a 1'lik skor yok, daha kaybetmemişler, hiçbir şey yok. Kazanma umutları mı yok, yoksa neden böyle hani daha hiçbir şey yapılmadan ya biz kaybedersek diye planlar başlamış. Atakan'ın böyle herkesi bir araya getirip konuşmasını ve hani... Söyleyip çekilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi bir toplantı, dokunulmazlık oyunundan önce bir toplantı yapılması bana zaten başlı başına bir ilginç geldi. Hani kaybedecek misiniz, kazanacak mısınız daha belli değil. Hani o psikolojiyle oyuna gitmek de doğru bir hamle olmazdı. Bence yanlıştı. Bir de toplantı amacından kaydı. Hani belki benim anladığım kadarıyla bir güçlü isim, iki güçlü isim çıkarsak mı toplantısıydı. Ama Atakan birden kendini geri çekince herkes o mu potaya girsin, bu mu potaya girsin? Yok ben girmeyeyim, ben niye gireyim? Sen Atakan'ı oldu? Destekleyen birisin. Atakan'ın evet. Buradaki tutumuna ne diyorsun? Yani hani bir aramızdan en ünlüyü, en güçlüyü çıkaralım diye bir toplantı oluyor. Ama kendisini katmıyor. Ama kendisini katmıyor yani. Nasıl, yani bu, ne diyorsun buna? Anlamlı bir hareket olarak görmedim açıkçası. Yani ne yapmış yani objektif olarak değer... Amacı ne sence peki? İşte onu tam da anlayamadım yani ben artık potaya girmek istemiyorum şu saatten sonra diyor. Zaten bundan önce de hiç girmemişti. Bu saatten sonra şampiyonluğa oynuyorum. Haklı aslında böyle söylediğinde evet girmek istemeyebilir ama. O zaman böyle, toplantı yapmayacaksın. Evet yani hani böyle bir öneriyle gelmeyecek o zaman. Bir de güçlüler yazılsın deyip böyle bir geri hamlede evet, yani orada amacı demek? Aslında Yattara'yı ya da Nagihan'ı ya da Semih'i ön plana atmak. Hani siz potaya girin. Karşı tarafa karşı yarışın diyor. Ama niye kendinden daha mı yüksek olduğunu düşünüyor SMS'lerde? Hayır öyle düşünmüyor ama kendisini de sokmak istemiyor yani çok çelişkili bana biraz çelişkili geldi. Ezgi'yi de korumak istiyor
bir taraftan. Yani Ezgi'yi korumak istiyorsa kendisinin potaya girmesi, ben potaya girerim demesi gerekiyor. Ama onu da demiyor. Bir de toplantı böyle şeye döndü hani. Ben mesela Nagihan şey dedi, biz bir kemik kadro olarak. Yani kemik kadrodaki başka 4 kişi. Başka bir şeye döndü, ben anlamıyorum. Biz iyiyiz, kemik kadroyuz, şampiyona oynuyoruz. Siz yazılı, sizi yazarız bence falan. Hani, yani nereden biliyorsun sen finale kalacağını? Ya da biz iyiyiz, siz kötüsünüz gibi bir söylem. Sen buna nasıl karar veriyorsun? Tamam iyisin, çok iyi bir yarışçısın ama böyle bilmiyorum, bu Survivor biraz acayipleşmedi mi? Herkes güçlüyüm, güçsüzsün. Sen bence potaya gir. Güçsüz böyle olduğunu konuşma kabul eden var mı sence? Ya güçsüz olabilir insanlar. Dün konseyde Acun Bey ne dedi Nagihan'a? Yani sen dedi zaten hep önde geliyorsun dedi. Yani ben Nagihan önde diyorum hep dedi. Ama dedi bu oyun öyle bir şey değil yani. Hani birçok şey var içinde. Beceri var, psikolojik savaş var vesaire vesaire. Bir de o kemik kadro derken Semih'i katıyor. Yani Semih bence anlıyor onun samimiyetsizliğini. Şöyle bir baktı zaten hani. Sonra şöyle bir şey geçti toplantıda yine Nagihan diyor. İşte Gizem Kerimoğlu'nu da korumamız lazım. Sana ne oluyor ya Gizem Kerimoğlu'nu sen niye koruyorsun? Sen kendi takım arkadaşlarını korusana. Çok sevdiğin Tuğba'yı korumaya çalış mesela. Sana ne ki Gizem Kerimoğlu'nu? Daha dün bir bugün iki. Daha, yani bu o kadar belli ki Semih'in oylarından. Hani ben Semih'e yanaşıp. Semih de döndü şey dedi. Gizem benim problemim dedi. Yani hani toplantı başka bir şeye dönüştü. Atakan'ın amacından sıçradı. Sonra Tuğba güzel bir hamle yaptı kendince. Beni yazın. Ben şeyim dedi. Peki Atakan'la Ezgi'nin söylediği gibi sence bu bir şov muydu yoksa? Şovdu, direkt şovdu. Zaten yani Tuğba hangi konseyde yazılmamış Allah aşkına. Survivor başladığından beri. Zaten yazılacağını bildiği için orada bir şey yaptı. Ama onu tabii Atakan'la Ezgi. Ezgi çok konuşmadı. Mesela Ezgi'yi bu konuda eleştiriyorum. Yani çok güzel röportajlarında fikrini anlatıyor. Ben adadayken de zaten ona kızıyordum bu konuda. Bana anlatıyorsun. Nagihan'la bir problem yaşadığında ağlama. Git konuş Nagihan'la ne problemin varsa ya da Yılmaz'la. Yani burada da toplantıda da çok fazla mesela hiç konuşmadı. Ağzını bile açmadı. Sessiz kalıyor. Evet, fikrini niye söylemiyor ki orada herkes konuşurken. Bence Ezgi de herhalde şöyle düşünüyor. Benim fikrim ne kadar seviyorsam da desteklesem de. Hani tamam ben yine bir tarafta olayım ama çok da sesimi çıkarmayayım. Birini kızdırmayayım, adım yazılmasın. Bilincin kafasında bence. Ben öyle düşünüyorum Ezgi için de. Hakan senin fikrin ne? Şimdi çok bu VTR o kadar... Yok yok, her şeyi çok güzel özetledin. Tek tek sormaya gerek bile kalmadı. En azından kendi fikirlerini almış olduk. Şimdi bu kemik kadroyu konuşmamız lazım. Atakan'ın duruşunu konuşmamız lazım. Evet lütfen, ben hiç sormayayım, sen anlat. Tamam, şöyle bir şey. Bir kere toplantıyı Atakan mı başlattı bilmiyorum. Sanki Tuğba ve Yunus aracılığıyla bir toplantı olmuş gibi. Ama bir toplantının %90'ında Atakan konuşuyorsa ben o toplantıyı Atakan yaptı diye düşünürüm. Bir. Grup konuşması gibi. Tabii ki. İkincisi... Bence böyle bir toplantıya gerek yoktu. Çünkü esas odak kazanmak olacak. Eğer sen kaybetmek üzerine hesaplar yaparsan o oyunu zaten yarısını kaybetmiş oluyorsun. Zaten en nihayetinde ne oldu? 10-1 kaybettiler. Her neyse, bir tek tek değerlendirince şimdi ilk önce Atakan'dan başlayayım. İşte Atakan toplantı yapıyor ve toplantının ana özeti şu. Diyor ki arkadaşlar diyor, aramızdan diyor güçlü birini çıkaralım. Ama beni potaya koymayın diyor. Eğer beni koyarsanız diyor, ben de ona göre karşımdakini bilirim diyor. Yani ben buradan sonra hiç potaya girmek istemiyorum. Benim olayım bu. Yani, şampiyon olmak istiyorum. Yani bu ne demek biliyor musun? Arkadaşlar ben akıllıyım. Siz hepiniz enayisiniz. Haberiniz olsun demekle aynı şey bence. Bir kere herkes oraya kazanmaya geldi, şampiyon olmaya geldi. Ve kimsenin de durduk yere ateşe girmeye şeyi yok. Bir, bunu söyleyeceğim. Bence orada çok yanlış yaptı Atakan. İkincisi... Atakan diyor, Atakan'ın herhalde bunun aksine tek bir nedeni olabilir, Ezgi'yi korumak. Tamam, sen Ezgi'yi korumak istiyorsun ama başka bir sahnede görüyoruz ki şey diyor, ben diyor Tuğba ve Yunus gittikten sonra Ezgi de gidebilir diyor ama önce Tuğba ve Yunus gitmeli. Zaten sen Ezgi gidecek diyorsan hani iki hafta daha korusan Ezgi'yi ne olacak ki? Bırak kız iki hafta evinde rahat etsin. Yani niye iki hafta daha yanında tutuyorsun ki? Şunu demek istiyorum, Ezgi'yi sadece iki hafta daha korumak için ya da üç hafta daha korumak için sen neden kalkıp Survivor'ını riske atacak hareketler yapıyorsun. Şu an yani mesela ben Atakan'ı severim. Hani burada şampiyonluğa en yakın gördüğüm adaylardan biri ama benim için de bir eksi aldı. Diğerlerine gelelim. Nagihan. Mesela Nagihan kemik kadro, kemik kadro dedi.
Yani bak Semih daha geleni 10 gün olmuş. Kemik değil daha kıkırdak yani o ada için. Hadi onu da geçtim. Nagihan 80 gündür ne diyor? Performans, performans, performans. E Semih'in performansı iyi mi? Değil, yerlerde. E Semih'e gelince sen kemik kadroyu alıyorsun çünkü onun SMS'ine bakıyorsun. Ama işine geldin mi senin için önemli olan performans. Ada yaşantısı ya da SMS değil. E ne oldu bu? E ne oldu yine? En başında olduğu gibi Nagihan yine duruşunu gösterdi risk ve güçlünün tarafında. Çıkarları için yaptı. Aynen. Şeye gelelim, Semih'e gelelim. Semih hiç çok az konuştu. Sadece dedi ki arkadaşlar dedi beni yazarsınız. Ben de karşımda çıkan cepheyi, kulisi görürüm. Ona göre tavrımı alırım dedi. En doğru hamle Semih'ten mi geldi sence? En doğru hamle Yattara'dan geldi. Sadece Tuğba, işte şimdi Tuğba ile Yunus'a geleceğim. Tuğba ile Yunus da işte orada minik bir kahramanlık yaptılar. Çünkü nasıl yazılacaklarını biliyorlar Tuğba veya Yunus. Dediler ki ben delikanlıyım, ben şey... Zaten onu söyleyeceğim. Yani Tuğba'nın artık bu vitesi yani şanzımanı bozdu ya. Habire işte arkadaş... İşte ben şöyleyim, ben böyleyim. Ya gerek yok bu kadar da ya. Bu kadar şey yapmayan namerttir falan. Ha bir de böyle masaya vurursan. Ben izleyince gülüyorum yani zaten. Bu akşam yani, da daha devamlı görüşeceğiz. Şey, anlatabildim mi? Yani onu performans da... olarak kötüsün. Ada yaşantısında işte Nagihan şey oldu diye sen birinci olmuşsun. Sadece. Biraz daha sakin ol yani. Tuğba için bunu söyleyeceğim. Yunus zaten ne yaptığını bilmiyor. Serseri mayın gibi. Yani dün kulisteki hareketleri falan... Bilmiyorum tuhafıma gitti yani. Şey hani... demişti bize bir gün ne oldu biliyor musun? Bunu anlatmam lazım. Şimdi Eda'yı yazacağız biz. Hani Eda'yı mı yazsak kimi yazsak diye konuşuyoruz. Eda'nın da sadece Yunus'la arası iyi ve Yunus'la yakın. Ondan sonra biz de Yunus'un fikrini öğrenmek istedik. Hiç aklımıza gelmiyor yani hani kesinlikle yazmam diyecek falan zannettik. Hı-hı. Biz Eda'yı yazacağız falan dedik. Sen ben de Eda'yı yazarım. Çünkü benim ne kadar yakın olduğum önemli değil. Ben işte... Ada huzuruna falan bakarım. Biz şaşırdık. Hani helal olsun dedik. Hani yakın arkadaş ama ben mesela Ezgi için bunu diyemem yani. Diyemezdim. Takım için her şeyi yapıyor diye düşündüm. Meğerse zaten Eda demiş ki beni yazabilirsin demiş. Ben ya senin yazmana izin veriyorum. Yaz beni falan demiş. Orada geldi bize kahramanlık yaptı. Aslında işin rengi bambaşkaydı. Yani Yunus bilmiyorum. Ya Yunus bak şimdi çok enteresan bir yerden gireceğim. Yunus normal hayatında oyuncu. Stand-up yapan, çok okuyan, çok entelektüel. Zaten bunu da bizi hepimizi belli bir IQ'nun üzerinde düşündüğü için bazen onun dediklerini hepimiz anlayamıyoruz gerçekten. Çünkü bir şeyleri zaten biliniyor kabul edip üstten konuştuğu için o seviyeye çıkmak bazen bizde de error veriyoruz yani motoru yakıyoruz. Ama şunu diyeceğim, Yunus'un son yazdığı kitabın adını biliyor musunuz? Kafamda. Yunus Gülçen'in fanı, Cengiz oradasın. Yunus'un son kitabının adını biliyor musun? Bir kitap yazdı Yunus daha doğrusu. Yok bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bak demek ki iyi bir fanı değilsin. Buradan çıkaralım. Ç ile çıkardık. Şunu diyeceğim sana. Bak şimdi. Ben bir şey diyeceğim Hakan Bey. Yeni gördüm. Bu kitabı yeni gördüm. Şimdi alacağım ben bu kitabı. Kafamda Böcekler Var kitabın adı. Onu ben bize adadan bak. Kafamda Böcekler Var. Gerçekten burada da böyle kafasında böcekler var gibi hareket ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani bir karışık yani kafası. Kitap ismi tam kendine uygun bence. Evet onu diyorum yani. Çok merak ediyorum. Alıp okuyacağım kendine... gerçekten. Sen öyle de oku. Şey bir şey soracağım Hakan Bey. Tabii. Dün konseyde. Evet. Simi'yi yazdı Yunus. Evet. Orada kendini mi düşündü takımı mı düşündü? Orada mı? Orada büyük oyuna geldi. Ya evet ya o çok iyiydi. Ya zaten 3-4 gün boyunca Atakan'la Ezgi dedi ki Semih'i yazacağız, Semih'i yazacağız. Yazacağız dedi mi Hakan? Konseyde fikir dedi. Değişti. Onun da haberi yok. Yazabiliriz demişti Atakan. Ya yazabiliriz dedi. Evet. O da o ihtimal üzerinden. Korkmadı ama. Hatta şöyle diyeyim sana bak çok güzel bir detay bence. Hani Baraka'nın orada yolda Semih'le Yunus karşılaştılar. Evet. Yunus dedi ki Semih dedi bir şey anlatmam lazım. Çok önemli dedi. Evet. Ne hakkında dedi? Konsey hakkında mı dedi? Evet dedi. O zaman ben konuşmam dedi Semih. Burada bence Yunus ne diyecekti biliyor musun? Bak Semih, akşama Atakan'la Tuğba seni yazacak. Ezgi. Ben de onlarla beraber hareket edebilirim. Eğer böyle bir şey olursa senin adın çıkar. O zaman Gizem Kerimoğlu gider. Ha sen dersen ki aa böyle bir şeyim var bilmiyordum. O zaman başka bir plan yapalım. Yunus da diyecekti ki evet biz de onu düşünüyoruz. Tuğba ile beraber Ezgi'yi yazacağız. Gel sen de Ezgi'yi yaz falan diyecekti. Tahminim. Evet. Bence. Evet. İşte o Survivor'ın bütün kaderini değiştiren bir şeydi. Belki Yunus orada sana bir şey söyleyeceğim, sana bir şey söyleyeceğim. 10 kere diyeceğine konuyu hafif çıtlatsa evet. Belki kader değişecekti Semih olayın. Semih dinler kaderi. Miydi o zaman? Dinlerdi. Dinlerdi bir şekilde ama yine onlarla hareket eder miydi? Soru işareti. Aynen.
O yüzden o kitabı al oku. Tamam. Konuyu buraya bağladık ona göre. Yarın sorarız gelirsen aldın o kitabı diye. Vallahi Yunus niye böyle bir birlik hareket etmemişler ona şaşırdım ben. Konsey zamanı da konuşuruz. Evet, yani gerçekten yetmiş. Hani zaten iki kişiler ama şov yaptılar mı yapmadılar mı muhabbeti ayrı bir uzun bir mevzu. Aylin senin hiç yorumunu alamadık evet, konuyla ilgili. Atakan hakkında ne düşünüyorsun? Daha doğrusu o grup hakkında Semih'in tavrı, Nagihan'ın tavrı, Tuğba'nın şovu olarak değerlendirdiler. Senin fikrin ne? Orada bence öncelikle Ezgi gerçekten çok sessiz kaldı. Zaten Tuğba da sonunda Ezgi bayağı konuştum kafam şişti falan diye bir ufak taş attı ona. Onun dışında Tuğba'nın orada yani kahramanlık yapması aslında isminin çıkacağını bildiği için de ona da çok takılmadık. Ben sadece Atakan'ın tavrına şaşırdım. Aslında iki yönlü düşünüyorum onunkini. Baktığımızda evet kim için, kimi korumak için potaya girsin ki sonuçta Survivor yani olabilir. O hafta SMS alamayabilir, her şey olabilir ve neden kendi ismini riske atsın? O yüzden belki işte kimi koruyacağım kısmı anlamında Atakan'a hak veriyorum. Ama sen şampiyonluğa giden en büyük adayken ve bunun bence farkındayken de öyle bir geri vites yapmaması gerekiyordu bence. Hakan'ın hep söylediği bir şey var. Survivor'da korkaklara yer yok diye. Korkakları yani sevmez. Sevmez. Yani Atakan'ın da korkak olduğunu da düşünmüyorum. Ama böyle bir profil neden çizdi? Neden orada potaya girmek istemedi? Çok şaşırttı açıkçası. Açmadı çünkü. İzleyicilerimize evet. Soralım mı yan ekrandan? Atakan'ın potaya girmekten çekindiğini düşünüyor musunuz şeklinde bir soru olsun bu. Evet hayır elbette ki iki seçeneğimiz. Halil lütfen devam edebilirsin. Araya girmiş oldum. O anlamda Atakan'ı anlamadım. Dediği gibi Ebru'nun da çok da net bir açıklama da yapmadı. Hani beni sadece gitmemi istediğiniz zaman yazın dedi. Onun dışında Nagihan'ı zaten artık ben akıl sıra erdiremiyorum. Sürekli bir değiştirdiği yer yine Tuğba'nın yanında gördüm. Yine konuşmalarını gördüm. Bununla beraber ben Tuğba'yla Nagihan'ın tekrardan birlik olduğunu düşünmüyorum. Ama Tuğba'nın biraz yelkenlerini suya indirdiğinden sebep bu konseyde oylarının çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü o Nagihan'a karşı sergilediği duruştan dolayı bence SMS birincisi çıkmıştı. Ama o duruşu devam ettiremedi. O yüzden de bence keşke kendine bu kadar güvenmeseydi konsey anlamında. Yunus zaten çok enteresan bir karakter. Yani performansı giderek artıyor şaşırtıcı bir şekilde. Ben çok beğeniyorum artık. Bayağı hızlandı. Kendine güveni de geliyor. Tek puanı alması da belki ona. Olabilir skorda tek Yunus'a ait. Evet. Belki o da onu gururlandırmıştır. Bakalım neler olacak? Enteresan bir toplantı, enteresan bir konuşma. Survivor'da şöyle bir şey var. O kadar çok takım içinde performanslar konuşuluyor ki. Evet. Güçlü, güçsüz. Evet, işte sen 3'te 1 yaptın, sen 3'te 2 yaptın, sen 3'te 3 yaptın. Statistik derdine ben onu söyleniyorum yani. Artık bunu düşünmek ada yaşantısında da bir şey oldu. Sıradan bir durum. Hayır, sıradan değil de hani oradaki güçlü adada daha karakterli ya da şey davranıyor böyle güçlü ya da lider davranıyor. Sağda güçsüz olan adada çok böyle pasif ve ezik kalıyor. Evet. Yani oraya yansımaya başladı o olay. Dikkat ediyor musunuz yani bilmiyorum yani davranışlarına. Yani bunu ben de yaptım mesela adadayken. Hayır, istatistikleri bu kadar odaklanıyor musunuz? Bizim kafamızı sokuyor. Ya seyircinin umurunda değil ki. Seyirci evet. Takmaz ki. Evet bak şöyle seyirci performansına ne kadar bakıyor bir kere yani. Nagihan daha ilk oyunda sen güçsüzsün, sen şöylesin, Eda oynamasın, Ebu'nun kolları güçsüz falan gibi bir hareket ve tavır içerisine girince biz de hepimiz ona göre kendimizi Nagihan'a karşı şekillendirdik. Madem o zaman senin yakın arkadaşın güçsüz, o zayıf vaka. Yani biz bunu yaptık ama bunu izliyorum şimdi biraz böyle biraz abartılmaya başladı. Yani o zaman siz gidin ya Survivor'dan desin Nagihan herkese. Ben siz güçsüzsünüz bırakın. Yani bu hani siz potaya girin çünkü bu kemik kadro. Ya bak performans falan. Önemli. Seyirci için de önemli. Ama kalkıp da oyunlarda zaten sonuna kadar iyi koşan, iyi mücadele eden, hırsını ortaya koyan, ortalama vasat kazanan biri de Survivor'ı kazanabilir. Göreceğiz Nagihan bakalım Survivor'ı kazanacak mı mesela olay performansı? Nagihan yani. Atakan'ın ismi çıkmadı bir tek konseyden. Bu da ayrı bir soru işareti tabii. Bu kadar istatistik konuştuğumuz için. Ben evet o da ilginç çıkmadı. Ama bence zaten Nagihan bir süre potada ismi girmesin. Çünkü Nagihan takıma çok faydası oluyor. Tabii ki. Hani, çünkü Nagihan girerse gidebilir. Yani ucundan kurtuldu Mehmet konusunda. Mehmet gitti. Ama bir daha bence girmesin.
Ben istemem elenmesini şu an. Şöyle yapalım, bir hatırlatma yapalım, devam edelim. Siz de bizlere ve stüdyodaki konuklarımıza ulaşmak isterseniz yapmanız gereken VIP uygulamasını telefonunuza indirmek ve Survivor kanalını takip etmek. Bu yaptıkları toplantı bu kadarla kalmadı. Devamı da var. Bir izleyelim ne konuşmuşlar, ardından buradayız. Fotodan korkmuyorum, bu da yanlış anlaşılmasın. Ama ben sadece o fotoya bu şekilde girmek istemiyorum ben. Nagihan'ı kurtaracağım diye. Ben de işte onu söyleyecektim. Ben fotoya girmek istemiyorum. Çünkü ben dediğim gibi buraya kazanmaya geldim. Bu yolda en ufak bir riski bu anlamda alamadım. Ne oldu düne kadar? Hani herkes kendine çok güveniyordu. Bence güçlü kemik kadro dediğimiz kişilerin asla fotoya girmemesi gerekiyor. Kemik kadro dediğimiz şu dört mü? Evet. Öyle adlandırıyoruz. Çünkü ne zamandır? Biz her zaman öyle konuşuyoruz. Bir anda kemik kadro falan dedi Semih'i de o kadronun içine dahil ederek. Hani neyin hesabını yaparak o kadroya dahil ettin? Ben girerim ama ben niçin gireceğim şimdi onu da anlamıyorum. Tamam. Kimin için gireceğim yani, ne için? Kim girerse potaya girsin, bir neden ben yazılıyorum ki olacaktır. Evet. Benim elime ne geçecek? Ben bir yarışmacıyım burada. Benim de şampiyonluk hedefim aynen var. Öyle. Şimdi aynen. Ben burada potaya giriyorum. Sebep? Sebep niye? Orada anlaşıyoruz, beni yazın. Niye beni yazın? Seni yazalım. Ama bizden birisinin gitmemesi evet. için kendimi potaya soktukmam yani. O. Yok bizi söylemeyin, siz aranızda halledin falan demek çok korkakça. Tüm kötü şartları düşünürsek, kaybedersek ben potaya girmeye razıyım. Senin isim... Yazabilirsiniz. Sen izin verdi mi? Verdim. Arkadaşlar beni yazın, ben kendimi feda ederim diyor. Böyle bir şey yok. Çünkü o zaten adının şu ana kadarki her konserde çıktığını biliyor. Tuba'm dedi ya, beni yazın. Ben buradaki bir kanala bir yazmam seni. Ki zaten. Arasından Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Gereklerimizin şöyle devam edelim. Atakan'ın potaya girmekten korktuğunu düşünüyor musunuz şeklinde bir soru yönelttik. Bakalım oranlar ne çıkacak? Var mı bir tahmin? Evet, Hakan çıkar. Sana sormuyorum ama. %70 evet çıkar. Tamam. Görelim. %76, hayır %24. Şaşırdınız mı bu duruma? Şaşırmadım. Peki devam edelim. Bir başka soruyu soralım. Nagihan Semih'in oy potansiyelinden faydalanmak istiyor mu şeklinde bir sorumuz var. %100 evet. Bakacağız. Evet ve hayır. 99. Ben rekor bekliyorum. Hatta İsa bile evet diyebilir. Aylin senle başlayalım. Ne diyorsun bu konuya? Ben %100 evet çıkacağını düşünüyorum bu anketin sonucunu. Nagihan tabii ki Semih'in oylarından faydalanmak istiyor. Çünkü zaten yani Semih'in ilk onların takımına geçişinin haberi verildiğinde ki tavrıyla adaya gittiğinde dördüncü teker demesi falan, işte yenildiğinde olsun sen zaten hep yapıyorsun bu sefer de alamasan da olur tavırlarına, genel alışık olmadığımız tavırları. Normalde bir kişi, ben hatırlıyorum adadayken Yunus oyun kaybedince bizim oyun kaybetme lüksümüz yok diye kendini yerden yere atıyordu böyle. Ona 3 bitecek oyun. Yani 9 benim en son benim o, Yunus'la oyunum. Ya zaten almışız yani, hani bir sayımız kalmış. Niye? Zaten 3 puan almış gönüllüler. Yeneceğiz yani, bu belli. Niye o bir sayı verdi diye Yunus? Dağlara taşlara vurdu kendini. Niye diyor ona 3 bitmesi gerekirken ona 4 biter deyip. Ama hırs sonuçta saldırdım. Bu buna bir şey diyemeyiz ki. Bu hırs ama ve bu hırsını. İnsanın mizacı birbirinden ama farklı. Ama sen bir survivor değilsin falan filan diyor çocuğa yani. Yani belki fazla abartmış yok, olabilir. Yunus'a tepkisinden ziyade hani madem bu kadar puan, bu kadar performans senin için önemli. Şu anda Semih'in ünlüler takımında çizdiği performans da belli. Sen Gizem Kerimoğlu'na bir korumacı tavır sergiliyorsun. Neden? Her şey o için mi sizce? Yani bence kesinlikle o için. Başka bir çıkarı olamaz. Ama Semih güzel cevap veriyorsun. Evet. Bak ama bak şey de çok kötü. Mesela Nagihan diyor ki biz diyor bu dörtlü kemik kadro bozulsun istemiyoruz diyor. Yunus da diyor ki kemik kadro kim diyor.
bu dördünüz mü diyor. İşte Atakan, Yattara, Nagihan ve Semih'i gösteriyor. Nagihan de diyor ki evet diyor, biz aramızda böyle konuşuyoruz. Ben anlıyorum, bir şey yok aslında. Bak, öyle bile olsa Yunus desene kardeşim. Ne kemiği ya? Semih daha 4 gün oldu gene. Nesine kemik? Biz 80 gündür sizin için mücadele. Ne kemiği dese? Ne diyecek Nagihan ya da niye bunu sormuyor? Benim anlamadığım şey, niye bunlar böyle orada grupta her oturuyorlar, şey konuşuyorlar da sonra gidiyorlar aynen kendi aralarında bıdır bıdır, herkes tek tek konuşuyor. İşte öyle, yüreği yetmeyen oraya kendini yalnız koyamıyor. Yalnız biz kemik kadrosu deyince Atakan falan yattı arada, şöyle bir baktın. Herkes yani... röportajda aslan, adada kedi. Evet ya. Hakan sen şu 7 kişi finale gidelim, birleşmeye gidelim muhabbetine ne diyorsun? Semih ilk başta dedi ki ben 7 kişi gitmek zorunda değilim dedi. Atakan önce ben hepinizi taşımak istiyorum derken sonra hayır ne gerek var dedi. Ne ya, diyeceksin? İlla mecbur mu 7 kişi gidilmeye yani? Kimse oraya 7 kişi gitmek istemiyor bir kere. Bak oraya ben herkes kendine gitmek ister. Aynen tamam öyle. Niye bu muhabbet aynen dönüyor bu kadar? Çünkü işte zaten birkaç hafta sonra yavaş yavaş daha bireysel düşünceler ön plana çıkmaya başlayacak. Şimdi geçen hafta mesela atıyorum Semih geçti. Her şey güllük gülistandı. Güllük gülistandı. Şimdi yavaş yavaş kopmalar başladı, gruplar başladı. Semih için fark etmez. Yani şu an herkese aynı mesafede neredeyse. Yakınlık, uzaklık olarak hani Tuğba gitmiş, Yunus. Şu an o kendiyle. Ya bence benim tahminim, neyse tahminimi sonra konuştuğumuzda söyleyeyim. Ama Atakan Tuğba'nın kesinlikle gitmesini istiyor yani. Ondan eminim. Yazdı zaten. Yani çok istiyor yani. En çok istediği şey o onun. Peki İsa söz istiyor. Dinliyoruz İsa seni. Kimin İyi fanıydınız haftalar. Pardon? Ben Nagihan fanıyım. Nagihan fanı. Gizli fanım benim, söylemeyeyim. Sizi gerçekten ayrıca seviyorum tabii ki yani. Bizi? Fan değilim ama sizi seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı. Çok teşekkür. Biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi potaya girmeme konusundan başlayayım ben isterseniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu pota kelimesi de herhalde basketbolda bu kadar kullanılmıyor. Yani. Böyle bir şey yok. Bu sene çıktı. Bu nereden evet çıktıysa. Buyur İsa. Şimdi pardon. Atakan potaya girmek istemiyor, Ezgi'yi koruyor. Semih potaya girmek istemiyor, Gizem, Kerim Gizem'i oldu korumak istiyor. Ondan sonra Tuğba ile Yunus, bence onlardan biri de girmemesi lazım. Hani geri çekilmesi lazım. Onlar ikisi de atladı oraya ama ona bir şey demeyeceğim. Şimdi orada Nagihan hep bir başına kalıyor. Şey diyorlar bir işte. Bir başına mı kalıyor? Evet, bir başına. Nagihan. Evet. Ne peki kadar ne kadar yanlarına hani yanlarında gözükse de bir başına. Şöyle diyeceğim yani orada bence sen nerede olduğu belli olmadığı için Nagihan'ı bir başına görüyorsun. Hayır. Nagihan aslında tek başına hala da şey diyeceğim SMS hani güçlü olanın yanında. Orada başarı olarak evet güçlü olanın yanında ama SMS zannetmiyorum hani SMS'i güçlü olanın yanına duracağını. Çünkü Atakan'ın Nagihan'ın bir yok potansiyeli canım var niye zaten. Niye Semih'in yanında dursun o zaman? Semih'in yanında durmuyor ki zaten. Yani aynı programı mı izliyoruz acaba? Bakın söylüyor evet arabanın Semih'in tekeri 4 tekerden bahsediyor. O 4 tekeri ben burada çünkü söylemiştim zaten. Tekrar da söyleyebilirim. Anladım. Onun Semih düşündüğü yanında duramaz çünkü Semih ona daha ilk geldiği zaman konuştuğunda şöyle bir şey söyledi. Ben seni konseyde izlediğim kadarıyla dedi dışarıdan çok hatalarını gördüm evet dedi. Duydum. Ve Nagihan ona yaklaştıkça o tersledi Nagihan'ı. Benim izlediğim kadarıyla böyle bir mesafe koydu Nagihan'ı. Onun zaten Semih yanına ne kadar yaklaşmaya çalışsa da onlar böyle bir ikili yani zaten onlardan bir ikili olamaz. En fazla olursa Yattara'dan bir ikili olur olursa o da. Yattara çünkü evet şey yani seni güzel konuşan bir insan böyle sohbeti güzel bir insan. Saygılı. Kadarıyla saygılı. Yattara da öyle bir de Yattara yani Mehmet gitti. Evet. Çok fazla şu an biraz yalnız gibi. Benim şöyle bir tezim var. Balla bölüyorum lafınızı. Birleşme olursa eğer İbrahim de birleşmeye kalırsa Nagihan'la İbrahim müthiş İbrahim ikili olabilir. İbrahim kaldı zaten biliyorsun. Bireysel dokunmazlığı alınca şu evet an garantileyen tek isim. Evet. Yani birleşmeye Nagihan'la kaldı İbrahim bir arada olacak diyorsun. Evet. Bu da ayrı bir tez. Yani bu benim tezim. Çünkü yani ikisi de güçlü. Yani karar verirler diyorsun. Yani birleşmede göreceğiz ama. Yattara'dan bahsediyorsun. Yok yok İbrahim'den bahsediyorum. Nagihan'la İbrahim diyor. Yattara'nın ismi de İbrahim ya ben böyle bir kafam karıştı. Peki Atakan destekleyenlerine de mesela söz verelim. Dinliyoruz seni. Merhaba. Merhaba. Atakan fanım öncelikle onu belirtmek istiyorum. Şimdi ben bu toplanmayla ilgili bir yorum yapacağım aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada konuyu başlatan Tuğba ile Yunus'tu. Tuğba ile Yunus bu toplanmada Atakan'ın hani şöyle bir olayı var. Dedi ki arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Hemen Tuğba ile Yunus oradan atlayıp hani
bir küçük bir tatlı su kurnazlığı yapmak istediler. Hemen kendileri potaya girmemek için Atakan'la Semih'i öne sürdüler. İkisini atalım öne dediler. Hmm. Bakalım ne olacak? Attılar ortaya bombayı. Ondan sonra hani işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Ben de onu diyecektim. Ama baktılar ki Atakan da Semih de girmek istemiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Atakan zaten Semih'in de girmesini istemiyor ki. Kaldı ki Atakan niye girsin? Kime göre girsin? Korkak diyorlar. Semih de neye göre girsin? Semih de bunun açıklamasını yaptı aslında. Hani kime göre, neye göre gireyim? Atakan da aynı şekilde. Atakan burada korkmadı. Atakan sadece burada Yunus Tuğba'yı korumak istediği için hemen potayı atladı, çıktı piyasaya, böyle böyle yapalım dedi. Yani olay hani... Peki şöyle bir şey olabilir mi? Şu an aslında az önce de aklımdaydı bu Atakan'la alakalı konuşacaktım. Eğer mesela Tuğba'la Yunus böyle bir konu, hani galiba şöyle bir şey oldu. Serkay'ı karşı taraftan eleyelim. Hani güçlü bir rakip gitsin. Atakan sen de Semih girin potaya dediyse, Atakan onu şu yüzden kullanmış olabilir. Ben sizin gitmenizi istiyorum. O yüzden siz girin potaya diyemediği için ben girmek istemiyorum da demiş olabilir. Bu ihtimal de var. Bence. İhtimaller. Çünkü Yunus'la Tuğba'nın gitmesini istiyor. Yani onların ikisinden birinin elenmesini istiyor. O yüzden direkt bunu söyleyemediği için ben potaya girmek istemiyorum deyip aradan çekilmiş olabilir. Semih için de şey dedi. Semih de potaya girerse Gizem'e oy gitmez. Yani Semih'in girmemesi Gizem'e faydalı olur dedi. Yani orada Atakan bence şöyle bir şey yaptı. Ben şu an anlıyorum. Hani biz girmeyelim, siz girin ki sizden biri gitsin. Hani yani kendi grup arkadaşlarından, evet, yani biri gitsin. Tuğba'la Yunus'tan biri, bence öyle. Tuğba'nın bir de şöyle bir şey var. Zaten hani burada Atakan'ın bu işi gösterdi. Atakan başlattı güçlü birini. Atakan'ın böyle bir cümlesi yok. Hani biz Survivor'ı izleyenler olarak bunu tuvalete bile gitmiyoruz. Hani izliyoruz, orada ne konuştular düşünün. Ama hani toplantının %90'ında Atakan konuşunca ihale ona kalıyor. Ama işte Hakan Bey. Evet. Başlıkları atan Atakan mesela. Atakan ama şimdi hani Atakan'ın biz güçlüyüz, potaya girmek istiyoruz, evet girelim diye bir cümlesi yok. İkisinin de, onun da yok, bence, Semih'in de. He. Semih niye ben gireyim kardeşim? Kime göre, neye göre? Güçlü Atakan isimleri da eğer göre sokarsak yani potaya dedi. Atakan bu cümleyi sarf etti. Ama kendinden bahsediyor mu? Demek ki kendini güçlü görmüyor. Buradan onu mu anlayacağız yani? Ama orada onu söylemek orada onu söylemiyor ki. Ama orada Tuğba'yla Yunus'a göre konuşuyor. Yani güçlü isim. Ama yani öyle orada öyle bir fikir konuşulduğu için. Konuşuldu ki biz güçlü isim girelim demiyor Atakan orada. Bunu desteklemiyor. Hani, desteklemiyor. Yani ben şöyle düşünüyorum şimdi. Bu konuşulduğu için böyle mi olabilir, olsa mı diyor. Ama bence orada amacı yani hiçbirimiz girmeyelim. Tuğba'yla Yunus'u atalım. En azından bizden biri. Bence amaç o yani. Tuğba'nın ya da Yunus'un gitmesini istiyor. Anlaşılan o. Biz olasılıkları konuşmaya devam edeceğiz ama bir yan ekranın sonuçlarını açıklayalım. Ardından reklama gideceğiz. Nagihan Semih'in oy potansiyelinden faydalanmak istiyormuş şekilde. 88'in altında çıkmaz. Sormuştuk. Bakalım. Çok güleceğim. Evet. %96. 94 hayır, %6 zaten çok fazla tartışmaya gerek rekor, yok değil mi? Bu oranları. %94'ü gördüğümüzü hatırlamıyorum ben. Evet, 91'i hatırlıyorum. Ben bir alkışlayalım rekorumuzu. Alkışlarla birlikte madem reklama gidelim, ardından buradayız. Ünlüler Adası'ndan Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Ünlüler Adası'ndan çıkacak ikinci aday bu akşam belli oluyor. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Ödül oyunu ve bireysel dokunulmazlık sembolünde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Birazdan. Adası'ndan Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Survivor Panorama
Emare yeniden karşınızdayız. Anlaşılan o ki bugün ünlüleri konuşmaya devam edeceğiz. Günlülerden de bahsedeceğiz elbette ki ama dokunulmazlık öncesi kendi aralarında yaptıkları konsey benzeri toplantı gerçekten çok ses getirdi. Bu kez Semih'in, Yattara'nın, Yunus'un, Tuğba'nın yine kendi aralarında gruplar, Hakan'ın deyimiyle grupçuklar halinde konuştuklarınızı bir ekranlarınıza getirelim. Ardından buradayız. Ben yani orada Atakan'ın, mesela Serkay'ın karşısında, Gizem Kerimoğlu'nun karşısında kendine çok daha fazla güvenli bir şekilde bir hamle yapmasını beklerdim ve takım adına. Mesela Atakan diyor ki ben burada şampiyon olmaya geldim. Ben de burada gezmeye gelmedim ki, ben burada şampiyon olmaya geldim. Nagihan mı Kıbrıs'ta olmalı? Ezgi mi sorusuna bence Nagihan olmalı. Yani yarışma olarak. Ama mesela diyelim Tuğba Yunus gitti. Sonra mesela Ezgi'nin mi gitmesi gerektiğini düşünüyorsun? Yani bir tık öyle oluyor. Ezgi'yi koruyacağım diye ben bir şekilde kendimi de ateşe atmış değilim. Ama iyi bir ilişkimiz var. Burada adada geldiğimizden beri kendini bozmayan bir kız. Bu sebeple her şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Tuğba'dan Yunus'tan önce Ezgi'yi asla yani göndermem yani, anladın mı? Öyle bir durum söz konusu. Evet, Tuğba gider, Yunus gider, ondan sonra belki Ezgi'ye sıralayabilir. Bunda zaten ben de hemfikirim, bir problem yok. Ama şu anda direkt olarak işte Ezgi'nin ipini çekmek istemesi böyle bende bir soru işareti uyandırdı. Sen biraz fazla takılıyorsun onlarla. Belki ondan öyle bir seni nasıl diyeyim, işlemişler gibi oldu. Ben öyle hissettim yani, anladın mı? Sen de öyle bir şey söylemişsin ama gibi oldu. Ama sen de konuşuyorsunuz şimdi Atakan. Konuşuyoruz. Ben belki benden de etkileniyorum işte. Hayır, ne etkileneceğim? Semih zaten iki taraflı. Tarafını net bir şekilde belli etmiyor. Ben kendim bir tarafım dese de iki tarafı da kontrol etme ve iki tarafta da olmayı tercih ediyor. Ben çok açık bir şey söyleyeceğim ya. Ben buradaki herkesin de Birleşme Partisi'ne 7 kişi gitmek istediğini düşünmüyorum. Hani öyle söyleniyor ya, 7 kişi gideyim, 7 kişi gideyim. Dünkü konuşmada da mesela ben ne söylüyorum? Hani 7 kişi gitmek için ben ne yapayım? Canımı mı ortaya koyayım? Buradaki bu mevzu dün çıkan, yani Semih'i potaya sokma fikrini ortaya atan iki isim var. Tuğba ve Yunus. Adasından çıkacak ikinci aday bu akşam belli oluyor. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Ödül oyunu ve bireysel dokunulmazlık sembolünde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Birazdan. Ne kadar sevdiğini biliyoruz. Şimdi Yattara ile Atakan'ın da arası çok iyi. Ama baktığın zaman buradaki cümlede birazcık kinaye seziyoruz sanki. Ben buraya şampiyon olmaya geldim diyen Atakan'a karşı ben de buraya gezmeye gelmedim diyor. Ne oluyor bu ikili arasında sence? Yani o ikili arasında tam ne olduğunu anlamadım. Böyle bir uzaklar ama ben şu videoda şunu yorumlamak istiyorum. Yani şöyle yorumlayabilirim. Atakan kesinlikle Serkay'dan, hani Tuğba diyor ya, Serkay'ın karşısına çıkmasını beklerdim. Serkay'ı rakip olarak gördüğünü düşünmüyorum Atakan'ın. Ondan korktuğunu düşünmüyorum. Atakan'ın bence potaya girmek istememesinin sebebi korktuğundan değil. Bunu şu an daha iyi anladım. Tek sebebi Tuğba'la Yunus'un potaya girmesi ve onlardan birinin gitmesini istediği için. Sonuçta güçsüzler gitsin dediği için belki de o konuda yorumlamıştır. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Yani orada Semih'in de girmesini çok doğru bulmadığını düşünüyorum Atakan'ın. Evet, Yunus'la konuşmuşlar ama Yunus'a dememiş ki kesin yazacağım. Bilmiyorum, belki yazarım demiş. Yunus da kendi kendine tam net bilgi almadan gidip yazmış. Atakan'ı her zaman destekleyeceğim. Onu sevdiğim için ve onunla aynı adada olduğum için değil, bence iyi bir yarışmacı olduğu için destekleyeceğim. Tabii ki hata yapıyor. Bunu da söyleyeceğim. Çünkü bence burada birçok fanların da tuttukları insanların yanlışlarını söylemesi lazım. Siz bunu yapmadıkça aslında o insanı daha da aşağı çekiyorsunuz. Öyle desteklemek olmaz. Hatasını da söyleyeceksiniz. Ben geri geldiğinde Ezgi'ni de söylüyorum. Adadayken de söylüyordum.
Ki Ezgi de ben söylediğimde objektif bir şekilde beni dinliyordu. Şu anda da söylüyorum. Ezgi'nin Atakan'ı, Atakan'ın Ezgi korumasına gelince Atakan'ın kimseyi çok sevdiği için Survivor'da koruyacağını düşünmüyorum. Herkes herkesle anlaşabilir ama sonuçta Atakan da kendi kafasında başkasını korumak için kendini tehlikeye atmaz. Bu bir oyun çünkü Survivor. Ne olacağı belli olmaz. E attı ama. E nasıl? Attı şimdi. Kendini tehlikeye. Tabii ki. İlla SMS'e çıkmak tehlike değildir. Şimdi bak ne oldu? Şeyden korkan, potaya girmekten kaçan bir Atakan oldu şimdi, halkın gözünde. Ve Atakan'ın şimdi SMS'e düşecek mesela. Bence şöyle bir düşebilir şey. Düşebilir ya da yani. Öyle bence orada o şekilde konuşması korkuyormuş gibi gözüktü. Çünkü öyle bir cümle kullanmak zorundaydı Tuğba'la Yunus'a karşı. Yani ben sizin yüzünüze direkt, kardeşim ben sizin gitmenizi istiyorum demek de istemedi direkt. Niye? Kırmak istemedi belki. Yani şimdi direkt ya zaten biliniyor onların gitmek. Ama yani sonuçta amaç istediği şampiyon olmak değil mi Ebru baktığın zaman? Yani güçsüzleri göndermek kadar da normal bir şey yok. Eğer onların güçsüz olduğunu düşünüyorsa. Ya evet ama direkt mesela Tuğba'la Yunus siz potaya girin. Teklifiyle gelince Atakan bunu o şekilde sıvıştırdı. Peki bu konu hiç konuşulmadan direkt konseye gidilse Ebru, Atakan nasılsa zaten güçlü. O zaman daha artıda değil mi Atakan? Bence niye zaten böyle bir şey yapıyor ki suyu bulandırıyor eliyle? Ne gerek yani var? Onun, demek ki o an öyle yapmak istedi. Belki doğru bir yol doğru bir yol değildi ama ben şu an izlediğim kadarıyla anlıyorum ki Atakan'ın amacı potaya girmemekten ziyade tamamen Yunus'un ve Ezgi'nin gitmesini, Tuğba'nın gitmesini istediği için. Şu an Ezgi'yi koruyor. Neden? Çünkü öncelik olarak Yunus'la Tuğba'nın gitmesi gerektiğini düşünüyor. Şunu soralım, devam edelim. Yorumlarını sürdür lütfen. Atakan Ezgi'yi potaya sokacak mı şeklinde bir sorumuz var. Semih'in sorusu üzerine bu şekillenmiş oldu bu soru. Atakan Ezgi'yi potaya sokacak mı? Evet, hayır. Hakan, sokmaz. Sen yarım kaldı. Ama bir şekilde takım sokarsa da bir yerden sonra kurtaramaz. Yani onu demek istiyor Atakan orada esasen. Tuğba ve Yunus'tan sonra sıra sana gelecek mi diye Semih mantık belki olarak herkesin gelir merak ettiği soruyu sordu. Yani Atakan'ın yani sonuçta düşündüğü şu Atakan'ın yani burada tamam Ezgi de çok iyi değil performansı belki. Ama Tuğba'lı Yunus'a baktığında Ezgi iyi. Niye Ezgi gitsin? Bence ilk önce gitmesi gereken insanlar Tuğba ve Yunus diyor. Ve o yüzden de Ezgi'yi koruyor. Aynı zamanda yakın arkadaşı olduğu için tabii ki bunun da etkisi var. Ama sonuçta ilerleyen zamanlarda az kişi kalınca mecbur Ezgi'yi de potaya sokmak zorunda kalabilir. Yani bu ihtimal de var. Aynı girmez. Sence? Ya sokmak zorunda kalmak değil. Kurtaramayabilir. Ha, niye? Ya Ezgi'yi yazmaz. Ezgi'nin yazılmasını istemez. Sadece Ezgi elemeye girerse, potaya girerse bir şey yapamaz. Yani Atakan bunu söylüyor sadece bence. Aylin? Ben şöyle düşünüyorum. Yaptıkları konuşmada da aslında Atakan'ın ne amaçla o toplantı yaptığının şöyle bir kanısına vardım. Bence herkesin elini görmek istedi. Çünkü sonrasında diyor ki eğer tamam hadi Semih'i yazdık. Ya bireysel dokunulmazlığı alan Ezgi'yi söylerse, hani ben onu şu anda riske atmak istemiyorum diyor. Ve ben hani Atakan'ın en çok takdir ettiğim yönü aslında bu. Hani Ezgi'ye böyle bir pembe rüyalar sunmuyor ya da bir hayal dünyası sunmuyor. Olabileceği kadar koruyor. Kesinlikle. Yani Ezgi savaşmazsan gidersin. Bireysel dokunulmazlıkta da aynısını yaptı. Savaşacaksın ya, eğlenmek mi istiyorsun diyor. Yani tamamen reel davranıyor. Ve küçük tatlı yalanlarla onu böyle bir adım öteye götürmeye çalışmıyor. Ve söylediği şey de çok güzeldi. Hani hak anlamında bakarsam, Nagihan mı Ezgi mi dersen ben Nagihan'ı finale götürmek isterim. Ama götürebildiğim yere kadar da Ezgi'nin yanında durmak istiyorum. Bence güzel bir duruş. Arkadaşını gerçekten sonuna kadar savunuyor. O anlamda takdir ediyorum onu. Hep söylediği bir şey var. Şu ana kadar duruşunu değiştirmeyen tek kişi Ezgi. Evet. O yüzden ben onu sonuna kadar taşımaya çalışacağım. Yani Ezgi'yi körü şampiyon olmak istiyor. Ezgi'yi körü körüne savunmuyor. Ezgi çünkü gerçekten hani tamam biraz konuşmuyor. Bazen fikrini çok ortaya atmıyor. Beyanet konuşmuyor. Yani Tuğba'ya sen böylesin demiyor. Bunu yapmıyor. Ama Atakan'ın iyi bir arkadaşı ve onun yanında Atakan da gidebildiği yere kadar ki ondan önce gitmesi gereken insanların olduğunu düşündüğü için Ezgi'yi koruyor. Bunda ben bir anormallik göremiyorum ama hani Yattara ile Atakan'ın böyle bu kadar kopmasını ben biraz da biz Yattara'ya çok diyorduk. Yattara biraz insanlardan etkilenen bir insan. Yani Tuğba bunu çok iyi yapıyor. Yattara'nın üzerinde denedi. Ben Yattara'yı uyardım.
o zaman oradayken. Hatta Tuğba bana kızmıştı. Sen niye araya giriyorsun? Çünkü böyle duygusal olarak konuşunca Yattari'ye, Yattari etkileniyor yani. Hani mesela gidip Yattari'ye benim ismimi yazma ne olur sen yazma dedi. Dediğini biliyorum. Yattari mesela o hafta yazmadı. Ezgi'nin burada yaptığı da Yattari'ye konuşma, selam verme demesinin sebebi, ben mesela Yattari'ye biraz kızdım orada gidip Tuğba'ya söylemesini. Orada Ezgi'nin demek istediği, etkiliyorlar seni. Tamam konuş ama çok gidersen kafan bulanıyor. Yani bunu birkaç kere yaşadık. Yine yaşayacağız. Sonra sen pişman oluyorsun. Orada birbirlerini yanlış kararlar. Mı anladılar yani sence Ezgi ile yaptığı? Yani şöyle Ezgi şöyle bir şey demiştir ona. Ya çok samimi olma, çok konuşma, çok gitme. Bunu demiştir ama bunu niye Tuğba'ya selam veriyorsun? Niye onunla konuşuyorsun? Onlarla konuşmayacaksın manasında değil. Seni etkiliyorlar Yattari. Hmm. Çünkü daha önce Yattari bunu yaptı. Etkilendi. Sonra pişman oldu bunu yaptığı için. Bir daha böyle bir şey olmasın diye Ezgi de bunu uyarmıştır ama Yattari'nin gidip Tuğba'ya söylemesi doğru bir hareket olmadı mesela. Niye bunu söylüyorsun ki? Ezgi'den bu kadar mı koptun, uzaklaştın ya da Tuğba'lı bu kadar? Söyleme bu ayrıntıyı yani bilmesine gerek yok. Çünkü bu sefer Tuğba bunu kullanıyor. Bambaşka bir durum haline getiriyor. Ya Ebru ama bunca zamandır birbirlerini tanıyamadı mı hala bu kişiler sence? Yani herkes birbirinin özelliğini bilmiyor mu? Yattari'yi tanımıyorlar mı? Ezgi Yattari'yi bilmiyor mu? Atakan Ezgi'yi tanımıyor mu? Herkes birbirini tanıyor. Evet, tanıyor. Ya tam şeyi anlayamadım soruyu. Ya baktığın zaman yani hani etkileneceğini bildiği zaman buna göre hareket etmesi gerekmiyor mu o zaman? Yattari'nin yani? Diyorsun böyle. İşte bilmiyorum edemiyor. Biraz duygusal yani belki Tuğba konuşurken ona böyle bir duygusal bir yerden vurmuştur. Yattari da etkilenmiştir. Yattari biraz insaniyetli bir insan. O yüzden de Ezgi böyle bir uyarı yapmıştır. Yani bunu Tuğba çok güzel kullandı diye düşünüyorum. Ki daha önce de bunu birkaç defa yapmıştı bu tarz şeyleri. Orada da Yattari'ye kızdım. Ezgi haklıydı orada. Ezgi'ye kızdığım şey ise çok fikrini beyan etmiyor yani. Konuş, röportajda konuşuyorsun. Daha çok konuş. Bunu yapmasını isterim Ezgi'den. Çünkü eğer daha konuşursa şimdi Atakan'ın yanında ve Atakan'ın arkasında gibi gözüküyor ya. Eğer kendi fikrini de konuşursa biraz daha insanlar onu daha farklı görebilir. Adadakiler de yani o zaman senin üzerine saldırmazlar. Ya Ezgi Atakan'ın yancısı demezler. Diyelim. Peki bir seyircimize dönelim. Onların yorumlarını da alalım. Kıymetli bizim için. Dinliyoruz. Merhabalar. Öncelikle stüdyoya ilk defa katılıyorum. Ama hoş geldin. İsabet, teşekkür ediyorum. Hoş buldum. İsabet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Atakan fanıyım. Bugün de Atakan çok fazla masaya döküldü. Önce Semih fanlarından özür diliyorum. Ama hani Atakan benim gözümde ve birçok seyircinin de gözünde eminim ki tam bir survivor. Bunun sebebi performans olarak çok önde. Kelime oyunu yapmıyor Semih kadar. Evet ama Survivor'da zaten bir kelime oyununa gerek olduğunu sanmıyorum ben açıkçası. Semih evet kelime oyununu çok güzel yapıyor ki bence hala kendini Ütopya'da sanıyor. Survivor'a hala adapte olabildiğini sanmıyorum. Çünkü 4 gün oldu taraf değiştireli. Yani o tarafa geçeli. Yine hala yönünü belli edemiyor. Hala bir onda bir onda ben oylamaya giderim sorun değil. Hani beni yazın diyor sorun olmuyor. Ama Atakan bunu yapınca çok ciddi sorunlar çıkabiliyor bu durumda. Ama şunu düşünüyorum şu anda. Nagihan giriyor. Nagihan hem performansta iyi hem kelime oyununda iyi. Şu an hani bugün konuştunuz ya Atakan çelişkili. Hani potaya ben girmeyeyim güçsüzler girsin. Niye bunu yaptı? Bu da bir strateji bence tamamen. Hani çelişkide kalınacak bir şey yok yine bu durumda. Yeşim sana söz gelecek. Mikrofonu hiç uzatma. Dinliyoruz seni. Merhabalar. Çok fazla gerçi arkadaşı dinleyemedim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Semih'in Ütopya'dan gelmiş olduğunu ve bununla ilgili arkadaşların önyargılı olduğunu hepimiz söylüyoruz. Semih tabii ki çok zeki. Zeki olmasa şu anda buralarda hala olmazdı. Pardon şey diyeceğim. Niye dinlemedin arkadaşı? Biraz niye dinleyemedin? Yok, biraz rahatsızlığım var. Ondan kaynaklı dinleyemedim. Yani çok konsantre olamadım. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serum ve iğneyle geldim bugün de buraya. O yüzden çok konsantre olup dinleyemedim. Olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söylemek istiyorum ben. Semih tarafını belli etmeyeceğini ben daha önce de söylemiştim. Herkesi bir gözlemleyecektir. Asla kimseye önyargılı davranmayacaktır. Bu zaten gayet olması gereken ve etik bir davranış. Sadece bir kız uğruna bütün takım arkadaşlarını satan bir insan değil en azından Semih. Kendi 7 kişilik bir takım arkadaşını
bir Ezgi'yi koruma uğruna Tuğba ve Yunus'u yazarak yazılmasını ön plana atan bir insan. Semih en azından böyle bir insan değil. Bunun için de Yunus'u çok güzel kullandı. Yunus da çok kötü bir tongaya düştü. Yazık, üzülüyorum kendisine de buradan. Sanırım omega eksikliğinden kaynaklı oluyor bu onun için. En azından şöyle bir şey söylüyorum. Semih bireysel olduğunu her zaman dile getiriyor. Semih o adada bireyseldir. Hiç kimseyi kendi kanatlarının altına tamamen aldığını savunmadı. Gizem Kerimoğlu da bunu her zaman kendisi de söylüyor. Ben bireyselim diyerek söylüyor. Öyle orada şey 7 kişi... Ama. Efendim? Yani o tamam konuşulabilir ama sonuçta Gizem'i kendi kanatlarının altına aldı. Bariz bu halk ortada. Tarafından böyle empoze edilen bir algı oluşturulmuş vaziyette. Yok, o da Gizem'i korumak için... Gizem'i korumak için potaya Gizem Memiç'i soktu. Sonuçta ya Gizem'i sonuçta koruyordu yani. Onlardan birini sokması gerekiyor. Mantıksal bir şey yapması gerekiyor. Yanındaki arkadaşını yani niye satsın ki zaten? Yani korumuyor bireysel deme yani. Semih Gizem'i korudu. Semih bireysel şu anda. Hayır yani. Manen korumak başka bir şey. Ama işte benim tamamen yol arkadaşımdır vesairedir diye savunmak başka bir şey. Bunlar farklı orada bir şey. Kimse kimsenin yol arkadaşı değil. Az önce siz ama Ezgi ile Atakan yol arkadaşı demiştiniz. Belli bir noktaya belli kadar bir evet. Noktaya kadar. Yani bunu ama peki bir şey söyleyeceğim. Az önce sen ne dedin? Bir kız bir... Kız için bütün takım arkadaşlarını evet. O Atakan için mi dedin Atakan onu? İçin söyledim evet. Atakan'ı o diğer hepsi sattı. Bu onları hepsi teker teker Atakan'ı tamam, cevap vurgulu vurgulu. Cevap verebilir miyim? Diğer takım arkadaşlarının tabiri caizse onu hançerlemesi Atakan'ın da aynı şekilde karşı tarafa muamele yapacağı anlamına mı gelir? Burada Atakan'ın karakteri nerede kaldı? Arkadaşları Atakan'a bunu yapıyor de karaktersiz olurken Atakan da aynı şeyi onlara yapınca hani onlar yaptı ben de yaptım mübahtır mı oluyor? O zaman Atakan'ın duruşu ve karakteri nerede kaldı? Onlar yaptı ben de yaptım. Siz öyle söylediniz ya şu an takım arkadaşları da Atakan'ı hançerlemişti evet. Dediniz ya. Ama ilk onlar yaptı hep Atakan'ı. Atakan onun karşılığını verdi yani her zaman. Size biri bir kötülük yaptığı zaman size illaki kötülüğe kötülükle mi cevap veriyorsunuz özel hayatınızı? Bir şey söyleyeceğim. Orası bir Survivor. Orada bana taş attın ben sana gül atayım olmaz. Orası Survivor. Kesinlikle. Yani eğer gül atarsan elenirsin. Peki o zaman Semih'i neden girersin. Bu kadar çok fazla eleştiriyoruz? Nasıl? Semih'i neden bu kadar çok fazla eleştiriyoruz o zaman? Hayır, ben Semih'i eleştirmem gerektiği konularda eleştiriyorum. Genel olarak söylüyorum. Ben Semih'in şu anki duruşunu doğru buluyorum. Bulmadığım şeyler de teşekkür var ederim. Ama doğru kelime bulduğum yerleri yapıyor, var. Kelime oyunu yapıyor deniliyor ya hani sonuçta yani kelimelerle kendini ifade ediyor. Şiddete bir eğilimi yok. Gayet zekice bir şekilde, medeni bir şekilde cümleleriyle kendini ifade edebilen bir adamdan bahsediyoruz. Hani evet ama bu, bazen de yanlış yaptığı şeyler oluyor yani Semih'in. İlla ki olabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Yani kimse Atakan'ın dört da olabilir. Hayatta zaten. Şimdi Atakan doğru yapıyor ama bir yanlış yaptığında da o doğruları o kadar çok favori ve o kadar herkesin gözünde iyi bir yarışmacı ki hemen Atakan'a da saldırılıyor kesinlikle mesela. Kesinlikle Atakan'ın performansı çok iyi zaten bunu söylüyorum. Ben Semih'in, mesela sen bir fanısın sana sormak istiyorum. Tabii ki. Ben Gönüllüler takımındayken Semih'in dokunulmazlık oynamamasını bir yere kadar çünkü orada büyük bir kaos ve kopma vardı. Duruşunu takdir etmiştim ama peki Ünlüler takımında şöyle bir şey dedi. Ben mesela oynamak zorunda mıyım? Hani dokunulmazlığı. Cevap verebilir miyim? Takımında niye böyle bir şey yaptı? Cevap verebilir miyim? Bundan haftalar öncesinde ben 7 kişiyi sırtımda taşımak zorunda mıyım diyen bir Nagihan vardı. Takıma 10 gün olmuş geleli bir takım arkadaşı var. Yeni bir takım arkadaşı daha kıkırdak tabiriyle canlandırdığımız. Nagihan'ı örnek gösterme ya Nagihan. Hayır der. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Semih niye taşısın sırtında? Semih niye oynasın? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ya bu Survivor giden... birbirini sırtında taşımak olayı ne i̇şte ben o yüzden anlamıyorum. Söylüyorum yani. O beni sırtımda taşıdı. Tamam da bak şimdi bir dakika. Müsaade burada şöyle bir şey var. Çok Nagihan, özür dilerim tamamlayayım. Ben senden özür dilerim. Nagihan orada sırtımda taşıyorum derken oyun kazandığı için taşıyorum evet. Anlamında söyledi. Semih geldiğinden beri 11 oyunda 2 tane aldı mesela. Evet. Bir, ikincisi. İkincisi. Survivor'a gidiyorsan orada oyunlarda oynayıp oynamamayı sorgulayamazsın. Orada çıkacaksın parkura oynayacaksın. Peki Atakan neden oynamadı? Sakat diyor. Sakatım diyor. Peki Kıbrıs sembolünde neden hayır, çıktı oynadı? Değil, bak sakatlıkla ilgili burada kimse bir şey konuşmadı. Aynen. Semih'in dizi sakat ben diye de onu anlatacaktım. Biz devamı onunla oydu. Alakalı hiçbir şey demedik. Ama Semih genel olarak ben ister oynarım ister oynamam. Evet. Ben SMS'imi alır, kenarda yatarım, halk beni nasılsa götürüyor derse... Bu da bir stratejidir zaten. O zaman bu bardak şampiyon olur, Semih olamaz. Yani bizim ünlüler takımı ne kadar da bir dakika. Ne kadar da biz Tuğba'nın gitmesini istedik mi? İstedik.
Yazdık mı yazdık ama biz oynadık yani o dokunulmazlık oyununu. Yani tamam anlarım gönüllülerde büyük bir ama buraya gelip de ben yani Atakan'la bir konuşması vardı. Yani oynamasam da olabilir. Yani ben git oynamayabilirim. Hani bu bence hani iyi bir duruş olmadı Semih için. Ünlüler takımına gelip de. Dışarıdan algılaması demek ki hep böyle olabilir. Yapacak. Hep anladın böyle yapacağı mı? İçin olabilir demek ki ben de. Bu takımda da bunu yapacağım. Ben bu takımda da mı kaos yaratacağım? Diyor acaba diye bir soru işareti geliyor kafama. Demek ki cümlemi cevap vereceğim peşinden. Tabii, teşekkür ederim çok sağ olun. Sonuçta yani Semih şunu söylemek istedim ben Nagihan gibi taşımak istemiyor derken şampiyonluğa giden bir yolda dizim ağrıyor diyor. Rahatsızlığı var ve şiddetli ağrılar olduğunu söyleyen bir söylemi var. Neden şampiyonluğa giden yolda kendine riske atsın ki? Sonuçta bir bireysel ona olarak bir şey oturmayacak mı orada? Sakat olup oynamayabilir. İşte bu yüzden oynamadığını anlatmaya çalışacaktım. Ama orada başka bir şey söylüyor. Ebru, Yeşim, Semih ben oynamama de. Olayını az sonra VTR'mizde izleyeceğiz. Detaylı konuşacağız ama madem konuyu bu kadar açtınız bir VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Hakan istersen sen cümleyi tamamla. Öyle yapalım. Bir Semih oynadı oynamadı meselesi var biliyorsunuz. Ebru ile Yeşim'in birbirlerine karşılıklı sözlerini söylemesine neden olan olayı bir hatırlayalım. Semih'in dokunulmazlıkla oynamamasının ardından buradayız. Onlara sayı katlamak istemiyor, karşı takım erkeklerine. Şu ana kadar yapmış olduğu istatistikleri Yunus'tan aldı, Mehmet'ten aldı, Yunus'tan aldı. Şimdi karşıdaki adamlar küçük rakipler. Yani şimdi de çıkıp da onlara istemiyor. Eğer her yerde yani bunu yapacaksa o zaman hatayı gittiği yerlerde aramamak lazım. Yani o zaman adama çünkü sorarlar derler ki herkes mi suçlu da sen mi bir tek doğrusun? Dokunulmazlık oynamak zorunda değilim. Ben hiçbir şey yemek istemiyorum dedi. Orada bir kadın bir soru işareti oldu. Sorun aslında bugün de oyuna çıkmak istemeyi tamam dedim. Dokunulmazlığa çıkmamak için bugün güzelliğini hazırlıyorum. Bizim nasıl Semih? Ha? Büyük ödülde oynamayı düşünüyorsun. Hepsinin aklında Semih'le alakalı soru işaretleri var. Yarın dokunmazlıkta Semih oynar mı oynamaz mı onu konuşur. Arasından Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Yeşim Ebru şimdi devam edebilirsiniz ama önce Hakan'a döneceğim izninizle. Şimdi Hakan şu dokunulmazlık olayında gönüllerde Semih oynamadı tartıştık. Oynadı tartıştık. Dokunulmazlıkta neden iletişim oyunda oynuyor falan gibi bir sürü uzun süre gündemimizdeydi. Şimdi bu son durumda kendi grup arkadaşları yani ünlüler Semih'in bilerek oynamadığını düşünüyor da dizim sakat oynayamıyorum daha sonra ödül oyununda oynarım diyor. Yunus'un da orada sormasına karşın. Ne diyeceksin oynayıp oynamama meselesini daha uzun süre konuşacağı benziyor. Şimdi şöyle bir şey Survivor herkesin çıkıp performans sergilediği ve bir şekilde yıprandığımız bir yer. Yani biz de geçen sene işte ben 245 oyuna çıkmışım aşağı yukarı 245 oyun. Ve o adadan çıktığımda şöyle bir sadece elimdeki ve ayaktaki yaraları sayayım dedim. 100 küsür tane böyle kanamış kabuk bağlamış yer vardı o an için. Yani hepimiz böyle bir süreç yaşıyoruz. Şimdi Zafer'le Semih olayına geleceğim. Zafer'le Semih olayı hiçbirimizin istemediği bir olaydı değil mi? Olmaması gereken. Çünkü Survivor nedir? Survivor evet bir yarışmadır ama bir kuralları vardır. Bu yarışmanın Semih ve Zafer'le ilgili kuralı nedir? Eğer fiziki bir müdahale yaparsan birine bu yarışmadan toplarsın eşyalarını evine dönersin. Doğru mu? Burada hata yapan kimdi? Zafer'di. Ve ne oldu? Zafer şimdi İstanbul'da evinde muhtemelen dizlerini dövüyor. Ben nasıl böyle bir şey yaparım diye. Yani şunu söyleyeceğim. Belirleyici olan kurallardır. Sakatlığa gelince. Şimdi biz 4 ay boyunca 250 tane oyuna çıktığımız bir yerde. Eğer ki benim dizim ağrıyor, benim dirseğim ağrıyor,
benim çenem ağrıyor, başım ağrıyor diye oyunlara çıkmazsak olmaz. Bununla ilgili önemli nokta nedir? Adada bir tane doktorumuz var bizim. Dünya tatlısı, dünya iyisi bir doktor. Oyundan önce herhangi bir problemimiz varsa biz doktora gideriz. Tamam? Ya da doktor gelir yanımıza. Arkadaşlar bugün bir şeyiniz var mı? Herkes işte Metin abi benim ayağım şöyle, şuram şöyle falan. Metin abi kontrol eder bizi. Ve ona göre der ki sen oynayabilirsin, sen oynayamazsın. Şimdi doktor bir kişiye oynayabilirsin dedikten sonra ondan sonra o kişinin oynamaması herkesin takdiridir. Bunu söyleyeceğim. Bu Atakan için de geçerli, Semih için de geçerli. Atakan için doktor ne dedi? Oynayamaz. 3 gün oynayamaz mı dedi? 3 gün daha raporu var. 3 gün daha raporu var. O zaman 3 gün sonra oynaması lazım. Semih için doktor ne dedi? Yeşim. Oynayabilirsin dedi. O zaman Semih'in çıkıp oynaması lazım. İkincisi, şu noktaya geliyorum. O zaman benim zaten SMS'im var. Dizim de biraz ağrıyor. Nasılsa beni yazsalar da kimse gönderemez. Ben geçeyim barakaya. Oyunlara bile gitmeyeyim. Oturayım. Nasılsa bana SMS atan insanlar var. Ama bu insanları Semih için söylemiyorum. Eğer herhangi birisi öyle yatıp SMS bekliyorsa kusura bakmayın ama sizi de beni de enayi yerine koyuyorum. Bu kadar. Eğer bak bütün yarışmacılar için böyle, Atakan için de böyle, geçen sene benim için de böyleydi, Turabi için, Merve için, herkes için böyleydi. Survivor'da performansı, ada yaşantısını hepsini değerlendireceksiniz ama seyrettiğiniz insana oy atacaksınız. Ben performansını göremiyorum Sevim. Ben niye oy atayım ya da Atakan'ın? Niye oy atayım ki? İnanın Atakan'ın bile 3-4 gündür oynamıyor diye şeyi düşecektir oyu. Buna emin olun yani. Bu herkes için geçerli. Serkay, oyunlarda şu an iyi. Çıkışa geçecektir. Gizem Mehmet çıkışa geçecektir. O yüzden eğer oy atıyorsanız da cebinizden para çıkıyorsa da Allah aşkına bazı şeyleri hakkını vererek yapın. Bu seyirci için de geçerli, bizler için de geçerli. O yüzden lütfen bunun da kuralı budur. Bunu herkes bilsin. Eğer doktor oynayabiliyorsun diyorsa oynayacaksın. Eğer oynamazsan hem o çok övündüğün performansından takımını mahrum bırakıyorsun hem de karşı takıma en zayıfı seçme hakkını veriyorsun. Başka bir şey söyleyeyim. Yeşim şimdi dinliyoruz seni. Müsaadenizle cevap vermek istiyorum Hakan Bey ben de size. Semih'in fanları olarak hepimizin kendi hür ve düşünce özgür iradeleriyle gözlem yaparak oy attığımızı söylemek istiyorum. Yani tırnak içerisinde enayi olmadığını dile getirmek istiyorum. Ben genel çünkü, olarak söylüyorum. Senin için demiyorum. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kendi açımdan söyleyeyim. Biz demeyeyim ya da çünkü bireysel konuşuyorum şu anda. Semih'in tamamen dürüstlüğüne inandığımızdan kaynaklı. İnandığımdan kaynaklı. Ben Semih'in ağrısının olduğunu ve bundan dolayı oynamadığını biliyorum. Semih eğer korktuğu için oynamayacak olsa çıkıp sumo mu diyorsunuz? Oyunun adını bilmiyorum. Yastık oyunu. Kalkıp Minder onda oyunu. Oynamazdı Semih zaten. Orada çünkü performansının tamamen dışında olan bir oyundu. Buna rağmen çıktı oynadı. Semih bundan bir önceki çamur oyununda zaten son oynadığı oyunda Serkay'dan aldığı sayıda yanlış hatırlamıyorsam parkuru topallayarak geliyor zaten. Yürüyerek bitiriyor ve buna rağmen gene sayısını alıyor Serkay'dan. Yani Semih eğer gerçekten oynamamak için oynamayacak olsaydı ya ben oynamıyorum arkadaşlar ne haliniz varsa görün benim SMS'im zaten güçlü derdi zaten bunda söylediği söylemleri oluyor Semih'in. Hani benim yerim hazır diyor. Benim sıkıntım yok diyor. Benim korkum yok diyor. Hani bunları söyleyebilecek kapasitede olgunlukta bir ama adam. Ama bu güzel bir şey mi? Benim yerim hazır demek Survivor'da şimdi yarışmak yerine değil. Ben işte o noktada da işte ben hanımefendinin adınız neydi? Şiyan. Ne demek Şiyan? Kuş burnu. Güzel. Şiyan Hanım'ın dediği gibi o zaman bu hani şey olmuyor mu yani hani bir şekilde hiçbir şey yapmadan. Peki kendine bir insanın özgüveninin olması kötü bir şey mi? Güzel bir şey ama bu güveni kendinden alırsan güzel özgüven. Zaten kendinden alıyor. Kendi duruşundan dolayı bizler Semih'i seviyoruz. Kendine özgüveni olduğundan dolayı tamam, Semih'i seviyoruz. Kendinden emin çünkü. Biz burada performans da görmeliyiz. Ada yaşantısını da görmeliyiz. Ben performans görmeyeceksem o zaman açarım gider bir sürü yarışma var onları seyrederim arkadaş. Ya ben Semih'in performansını görebilirim. Bizim orada bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim. Ben yarışmalarda iyiydim veya kötüydüm ama şu an benim hala ayaklarımda ağrı var yani Survivor'dan dolayı. Muhakkak ben bunu niçin verdim? Kalmıştı. Sen seyret diye verdin biliyor musun onu? Tabii ben de seyretmiştim keyifle İşte zaten. Onun için yani. Peki. Ama bunun hakkını herkes vermeli orada. Peki ben de şunu sormak istiyorum. Survivor'da yatarak kimse şampiyon olamaz kardeşim. Peki. Az önce yarım kaldı sözlerin. Ben şimdi Ebru Hanım'a çok hak veriyorum. Dedi ya o şu anki Survivor artık farklı olma yolunda gidiyor.
ben ne bir Hilmi Cem görebiliyorum, ne bir Turabi görebiliyorum. Yani bu Semih'le gidebilecek dedi ya, bireysel, dürüst, evet ona bir sözüm yok. Ütopya'da çok iyi bir kahramandı ama hayal dünyası vardı. Burada dediğiniz gibi, hani Hakan Bey'in de dediği gibi, yatarak ya da nasıl olsa insanlar bana oy atıyor diyerek olabilecek bir şey yok. Çünkü Atakan'ın fanıyım evet, ama bir hafta oynayamıyor, geri kalıyor. Performansını düşük gördüğüm zaman oy atmıyorum. Çünkü yine tırnak içinde ben enayi değilim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, başka bir yere geleceğim. Eğer ki Semih'in duruşundan dolayı oy atıyorsan ya da hani eğer ki Survivor'da Survivor Semih'e oy atmıyorsan, o zaman aranızda para toplayın, verin Semih'e, adam da rahat etsin. Rahat ver. Vallahi ciddi söylüyorum. Baktığı zaman o zaman Acun Ilıcalı'nın verebileceğini yaptın. Düşünüyorum. Hani çok özür dilerim. Öncelikle bunun kararını Sayın Acun Ilıcalı'nın verebileceğini düşünüyorum. Bu sözünüze istinaden bir. Neyin kararını? Siz de çok performans... aramızda para toplayıp Semih'e verdi parasını. Yok, Acun Bey vermez ki. Sen toplarsın, verirsin. Kim Acun Bey'e sormana gerekiyor. Eğer Acun Bey uygun görmeseydi... Ben sana bu rahatlığı veriyorum. Acun Bey'e sormana gerekiyor. Eğer Sayın Acun Ilıcalı uygun görmeseydi Semih'i yarışmaya almaz zaten. Bunun kararını verecek en yüksek mercinin Acun Bey olduğunu düşünüyorum. Geçin gündemine savunuyor ya. Geçin Hakan, gündemimize gelelim. Bu tamamen çok farklı bir şey konu. Daha tamam, dinliyoruz. Arkadaşlar da çok performans izlemek istiyorlarsa milli dövüşleri gidip seyredebilirler ringlerde Atakan'ı. Peki. Atakan fanlarına bir söz verelim. Evet, seni dinliyoruz. Mikrofonu al. Mikrofonu al. Dinliyoruz. Merhaba, ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada Atakan'a bir söz geldi de. Ben şunu diyeceğim. Ya burada şimdi Atakan zaten şunu söylüyor. Semih çıkıp da ya ben kasmak zorunda mıyım kardeşim ya? Ben bu oyunlarda oynamak zorunda mıyım kardeşim ya? Atakan orada ne diyor? Oynamazsan sana ateş ederim. Ben seni cephe alırım kardeşim sana diyor. Burası Survivor. Öyle. Eğer burada duruş olsaydı burası, ben giderdim bir tane konu mankeni getirelim. Üstüne de Survivor tişörtünü getirelim vitrinlerdeki. Dursun abi. Oh, durarak şampiyonum. Mis gibi. Ne güzel o. Oh. Yeşim, buna cevabı sen ver bence. Ya da mikrofon evet. Var sizde, sizi dinliyoruz. Öncelikle yani Atakan Semih'ten korktuğunu ifade ediyor. Yani bunu sana bir söyleyeyim. Ben nasıl şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi... aslanların olduğu yerde çakallar Ceylan'ın kemiğini bile yiyemez. Kusura bakmasın. Ya, kusura. Bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. Konuya şimdi şuradan girmek istiyorum öncelikle. Arkadaşa vereceğim cevabı da. Şimdi ikisi arasında bir konuşma vardı. 7 kişi gitmek istemiyorum muhabbetinden evet. Gireceğim ben. Şimdi Semih geldi dedi ki ben takım içinde, ünlülerin içinde 7 kişi yani hep beraber aynı fikirde olacak olduklarını düşünmüyorum dedi. Hani 7 kişinin de biz 7 kişi beraber gidelim diyebilecek bir hani arkadaş olduğunu düşünmüyorum dedi. Atakan bunu ne yaptı? Bir kulis yaparak Ezgi'ye gelerek dedi ki ya Semih dedi ki ben bu adadan 7 kişi gitmek istemiyorum dedi. Böyle bir hani böyle bir şey söylemedi Hakan Bey değil mi? Böyle bir şey söylemedi. Ben bunu ima etmedi. Ben belki 7 az kişi gitmek ya. İstemiyorum mesela gibi bir cümlesi var Semih'in Atakan'la konuşurken. Yani ben hayır, oynamak takım içinde 7 kişi gitmek istemiyoruz. İstemeyen vardır dedi. Pardon. Takım hayır içinde. Kendini de kattı. Tamam, kendini zaten her fırsatta katıyor. Bir de potaya girme muhabbetini söyleyeceğim. Atakan hani bir Semih Öztürk kadar bir cesaret örneği gösterip hani bir oylamaya çıkamadı. Yani senin sadece parkurda hani çok önde gelmen hani ne bileyim rakiplerini hani geride bırakman işte ne bileyim karakterin eksikse Nagihan gibi mesela Nagihan örneği verelim çok iyi bir sporcu ama karakter eksikliği olduğunu defalarca dile getirdik. Ben Atakan'da da bunu görmeye başladım bu son konseyden sonra. Yani demek istiyorum ki yani madem bir kişiyi korumak istiyorsun yani Ezgi'yi korumak istiyorsun ya diyorsun ki ben bana da dokunulmasın etliye sütlüye dokunmadan hani hem karnım doysun hem pastam yanımda dursun öyle bir olay yok. Survivor'da korkaklara yer yok. Peki, öncelikle bunu bir söyleyeyim. Yine Atakancılara dönelim, siz de dinliyoruz şimdi. Atakan için korkak deniliyor da yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Atakan'ın orada ne bir yarıştan ne de başka birinden korktuğu yok. Atakan orada kimseden korkmuyor. Atakan'ın korkuyorsa da korktuğu tek kişi halktır. Çünkü Atakan halkın gücünü biliyor. Ben diyor ki ben bu oyuna çıkmayacağım diyor. Yani çıkamayacağım. Sakatlığından dolayı oyunlara çıkamayacağım diyor. Ben nereden bileceğim ki halk bana belki de oy atmayacak. Veya şöyle bir şey var. Mesela iki kişiyi potaya sokmak istiyor. Serkay ne yaptı? Gizem Kerimoğlu'nu yazdı. Bir de bir kişiyi göndermek istediği için kendini çıkardı. Onu göndermek istiyor çünkü. Atakan ne yapıyor? İki kişiyi birden potaya sokmak istiyor. Aslında ikisinin de amacı aynı. İkisi de istemedikleri kişinin Survivor dışında olmasını istiyor. İkisinin amacı aynı olduğu halde sadece yolları farklı olduğundan dolayı tartışılıyor. Ama aslında Atakan'ın korkaklığı falan
varsa da ne Semih'ten, ne veya bir başkasından, ne de yarışmalardan, hiçbir şeyden korkmaz Atakan. Atakan oraya savaşmaya geldiyse sonuna kadar savaşacak ve Atakan için, Atakan'ın şampiyon olması için gerekiyorsa, şimdi biniyorum. 3 oy atacaksam 10 oy atacağım. 10'sa 100, 100'se 1000. Gerekirse ama biz bir şekilde Atakan'ı şampiyon yapacağız yani. Buna sonsuz güveniyorum. Zıkta sağlam maşallah. Güzel ya, çok iyi. Peki bir yorum daha var, onu da dinleyelim. Ben Atakan fanıyım. Atakan karakterli düzgün bir insan olduğu için dışarıdan kimse Atakan'ın en ufak hatasını şey yapmıyor, kabul etmiyor. Herkes insan oldu, herkes hata yapabilir. Şöyle diyeyim ben, Semih işte oyunlarda diyorlar ki kalkıp oynamıyor. Niye oynamıyor? Çünkü karşısında Serkay gibi, Efecan gibi bir insan var. Her oyununu kaybediyor. Yani oyunlarını kaybediyor. Ben şunu diyeceğim. Dün akşam gökyüzü bile Atakan'a dayanamadı, patladı. Yıldırımlar, şimşekler. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Dün evet, İstanbul'da yağışlı bir hava vardı. Evet. Bunu da ona bağladık. Çok güzel. Evet, Atakan Dominik'te oynuyor. Burada hava bozuyor. Ne güzel ya. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız. Mesela ben cuma günkü o toplantıyla alakalı Atakan'ı eleştirdim. Eleştiririm de, çünkü niye? O toplantıda şimdi ne olursa olsun biz bir şeyi izliyoruz. Ve bizim izlediğimiz kadarıyla yorum yapıyoruz. O toplantıdan çıkan sonuç şu. Semih gerekirse beni yazabilirsiniz diyor. Ama Atakan ne diyor? Ben diyor kimse için girmem diyor bu riske diyor. Risk görüyor, kaçıyor bir yerde. Şimdi böyle baktığınız zaman da Semih daha cesur geliyor o toplantıda. Çünkü yazarsanız yazın diyor. Atakan da bana o kadar cesur gelmiyor. O toplantı için konuşuyorum mesela. Buna ne diyeceksiniz mesela Atakan fanları olarak? Ben mesela şunu söylemek istiyorum. Semih de aslında şunu söylüyor. Diyor ki beni çıkarabilirsiniz ama diyor ne için, kim için çıkacağım diyor. Bunu zaten dile getiriyor. O da farklı aslında bir ben de söylüyor. İstemiyorum'un farklı bir yoldan gidiyor evet. O da. Yani Atakan aslında Atakan ve Semih'in amacı aynı mı? Onu mu demek istiyorsun? Evet, ikisi de çıkmak Atakan istemiyor. Atakan ve Semih birlikte mi yürüyecek? Yani Atakan nasıl ve Semih hayır, kesinlikle birlikte yürümeyecek. Sadece şunu söylemek istiyorum. Semih şöyle diyorken ben aslında beni yazabilirsiniz ama kim için çıkacağım derken zaten ben istemiyorum'u getiriyor. Ya. Atakan ise ben direkt istemiyorum diyor. Ben potaya girmek istemiyorum diyor. Niye? Çünkü performans, siz de dediniz mesela. Performans olarak bu hafta bir şey sergileyemedi. Atakan nereden bilebilir ki ben oynamıyorum. Belki de benim oylarım düştü. Tuğba'dan, Nagihan'dan belki de daha uzaya alacağım. Çünkü Atakan, tamam biz biliyoruz Atakan'ı her şekilde oyatacağız. Ama Atakan bunu farkında değil. Atakan bunu farkında olmadığından dolayı ister istemez böyle bir strateji izlemek zorunda. Tamam, ben de diyorum ki o zaman bu toplantıyı yapma. Aramızdan bir güçlü çıkaralım. Sen çık deme, enayi yapma adamı yani. O toplantıyı yapan aslında Yunus ama şöyle konuşan Atakan %90'ında tamam, konuşan Atakan ama oraya toplandıktan sonra sonuçta orada kendi fikirlerini istediği şekilde beyan edebilen bir tek kişi var. O da Atakan. Diğerleri ister istemez başkalarına top ata ata konuşmaya çalışıyor. Yani ama bak bir şey söyleyeyim. Neyse tamam okey. Şöyle bir durum var. Ben ne söylemek istiyorsam hepsini söyledim. Öncelikle seni tebrik ediyorum. yani ikisi aynı yolda, Semih ile Atakan aynı yolda yürümüyor. Çünkü fikirleri aynı mı demek? Fikirleri kendileri için aynı. Hani o diyor ki ben potaya girmek istemiyorum. İkisi de potaya girmek istemiyor ama biri diyor ki, biri daha akıllı konuşuyor. Semih şöyle diyor. Ben girerim diyor. Semih Atakan'dan ama neden akıllı diyor? Mı dedin Ebru? Bana mı öyle geldi? Semih Atakan'dan akıllı mı demek istedin? Semih Atakan'dan akıllı demedim. Orada kendince akıllı bir şekilde söylüyor. Yani ben girerim diyor. Ama niçin diyor? Aslında girmek istemiyorum diyor. Atakan da farklı bir... Bence Semih Atakan'dan daha akıllı. Ama Atakan da Semih'ten daha merhametli ve bence önemli olan merhametli. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Semih'in şöyle bir durumu var. Semih Gönüllüler takımındaydı ve orada en çok tanınan isim Ütopya'dan Semih'ti. Ve diğer orada birinci olması benim için Semih'in çok oy alıyor ya da çok fanları var gibi Semih gelmiyor. Semih olmadı Ebru. Ütopya'da pardon yanlış söyledim. Survivor'da birinci çıkıyor ya SMS'te. O yarışmacılara karşı birinci çıkıyor. Şimdi bundan sonra görmek lazım. Çünkü ünlüler takımına baktığımda bir Yattara var. Bir Atakan var. Yani acaba bunların içinde SMS'te nasıl çıkacak? Bu kadar iddialı konuşuyor ama gönüller takımındaydı o zaman. Artık birleşmeden sonra birinci oylanmayacak ki arkadaşlar. Aynen doğru. Artık hep potaya çıkan oylanacak. Biz finale kadar
daha doğrusu büyük SMS'e kadar, çünkü 7 kişi kaldığında yani yaklaşık 5-6 hafta sonra büyük bir SMS olacak Acun Bey'in söylediği. O SMS'te bir sıralama çıkacak. O sıralamayla 3 ya da 4 yarışmacı 8'den 4'e düşecek mesela. İşte biz o büyük SMS'te Anya'yı, Konya'yı anlayacağız. Evet. 4 hafta boyunca da sadece aday çıkanlar, potaya çıkanlar çok önemli. Şey olacak. Doğru, Semih'in, evet. Bence Semih'in Ütopya izleyicisi Semih'i izliyor. Ama Atakan yani destekleyen bence Ütopya izleyicisi Semih Survivor'da, ama Atakan Survivor izleyicisi destekliyor. Peki onu belirlememiz çok kolay bir şey değil biliyorsun. Ya değil, ama benim fikrim vallahi bu. Vallahi ikisinin de yani ben, ikisinin de çok ciddi fan kitlesi var. Ben şimdi biz bu programı Allah'a şükür program çok iyi gidiyor. Gerçekten izleniyor. İnsanlar herkes yolda çeviriyor. Sizi bile soruyorlar, açık söyleyeyim. İsa'yı soruyorlar, Cengiz'i, sizlere hepinize soruyorlar. Herkesin hani biz şeyini açığız, görüşüne anlatıyorlar. Kimi desteklediğini söylüyorlar ama öne çıkan, şimdi Allah yukarıda, Atakan'la Semih yani. Bu kadar basit yani. Peki yani dakikalar önce TV8'den ekrandan bir soru sorduk sizlere. Soruyu bile hatırlamıyorsunuz biliyorum ama izleyicilerimize bir bakalım ne oranda yanıt vermişler, onu bir görelim istedik. Atakan Ezgi'yi potaya sokacak mı şeklinde bir soruydu bu. Evet, hayır seçenekler. Evet, %27, hayır %73. Aylin, kısaca senden bundan yorum alayım, sonra reklama gideceğiz. Atakan tabii ki Ezgi'yi potaya sokmayacak. Zaten koruyabileceği yere kadar da koruyacaktır. O %27'lik evet oyuna bile şaşırdım ben. Mecbur kalmadığı süreçte bence sokmayacaktır. Çünkü böyle bir duruş sergiliyor. Duruşunu da bu anlamda bozarsa çok büyük tepki alacağını da farkındadır. Ezgi bakalım nereye kadar gidecek? Ya bunun peki cevabı zaten %100 hayırdır da sorunun şeyi farklı. Anlatabildim mi istediğimi? Farklı. Atakan Ezgi'yi potaya sokmaz. Atakan Ezgi potaya girmemesi için her şeyi yapar ama girerse de bu saatten sonra yapacak bir şey yok deyip karşısına düşman alamaz. O kadar basit. Peki, reklama gidiyoruz, ardından buradayız. Dün akşam gerçekleşen konseyde neler yaşandı? Benim duruşum budur. Kimseyle bir pazarlık içine girmem bu benim düşüncemdir. Ünlüler ve gönüllüler Birleşme Partisi'nden önceki son deneme hakkında neler söylediler? Ben şimdi potaya oturdum, bekliyorum. Aynı cesaret varsa zaten kendi de çıkar. Tabii ki kendisi benim kalibremde biri değil, onu söyleyerek başlamak istiyorum. Birazdan. Ünlüler Adası'ndan çıkacak ikinci aday bu akşam belli oluyor. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Ödül oyunu ve bireysel dokunulmazlık sembolünde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Birazdan. Arasından Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Karşınızdayız. Evet, artık zamanı geldi. Konseyi konuşmamız gerekiyor. Konseyi ikiye ayırdık. Bir önce gönüller ve ünlüler cephesinde açıklamalarında neler söylemişler bir hatırlayalım, ardından buradayız. İki adayımız var. Survivor'dan gitme adayı iki tane. İkisi de gönüllerden ve bakacağım ünlülerden bir aday daha çıkacak. Evet, öncelikle tabii ki gönüllerle konuşmak istiyorum. Kafamda evet birkaç matematik var açıkçası. Çünkü Semih bizim takımdayken çok fazla böyle iddialı konuşuyordu. Karşıma çıkın görelim sizi diye. Ben şimdi potaya oturdum, bekliyorum. Aynı cesaret varsa zaten kendi de çıkar. Tabii ki kendisi benim kalibremde biri değil, onu söyleyerek başlamak istiyorum. Bir kere 8 kişi yazdılar. Ben onlara şunu söylüyordum. 8'iniz gelin, istiyorsanız 80'iniz gelin. Buradan ne sonuç çıkar onu bilmiyorum tabii ki. Benle karşılaşabilme fırsatı doğarsa kendisine, ondan sonra potadan sonra da hani siz ismi açıkladıktan sonra da kendisiyle bir göz göze gelmek istiyorum. Karşıda potada iki tane isim var. Yani bizim burada daha güçlü olduğunu düşündüğümüz, bana göre daha güçlüdür diyebileceğim
iki isimimizi potaya sokarsak bizden birinin eleneceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bunu yaparken de bazı haklı sebepler gerekiyor. Yani insanları oraya koyarken belki onları da sormamız gerekiyor, bilmiyorum. Ama sonuç olarak biz bütününü şu anda sağlamış değiliz diye düşünüyorum. Çünkü herkesin kendi kafasında başka planları var. Kimsenin de planlarına müdahale etmek istemiyorum. Ben de kimsenin sözüne göre hareket etmek istemiyorum. Kendi inandığım doğrular var. Olmasını istediğim şeyler. Ona göre seçimimi de yapacağım. Yani aslında bugün konsey bir test, bir samimiyet testi, bir vefa testi. Yani gerçekten aramızda kaç kişi bu 7 kişinin hep beraber birleşmeyi görmesini istiyor. Bunu belki de ölçeceğiz. Ben kendimi öne sürdüm. Bununla beraber Yunus da kendini öne sürdü. Ama işte Atakan örneğin bence hem parkurdaki performansı hem de oylamalarda çıkan sonuca göre halkın değerlendirmesi sonucunda güçlü bir isim. Atakan kendini örneğin o potaya sokmak istemedi. Yani başka diğer arkadaşlar da aynı şekilde o potaya girmek istemediler. Haklı sebepleri olabilir, anlayabiliyorum. Ama biz eğer 7 kişi gitmek istiyorsak, hani bunu duygusal konuşmalarla değil de daha reel şeyler üzerine konuşmalıydık. Bunu ne için yapayım? Yani tamam, ben potaya gireyim, oylamaya da gireyim. Bunu ne için yapayım? Kimi korumak veya neyi korumak için yapayım? Bu da önemli bir soru. Bunların cevaplarını biz kendi aramızda otoplantıda veremediğimiz için ben de arkadaşlarıma böyle bir söylemde bulundum. Düşüncem bu şekilde yazdım. Size önce bir haber vereyim. Vereceğim haber, Birleşme Partisi ile ilgili bilgileri ne zaman vereceğimi söyleyeceğim. Güzel. Evet, ama bunu da öyle yani kalkıp da 5 gün sonra değil. Yarın akşamki konseyde. Evet. Size Birleşme Partisi ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Süper. Bunun sebebi de önceden biliyor olmanızı istiyoruz. Hadi partiye getirdik, şu oldu, olmasın. Daha önceden öğreneceksiniz. Ve değişik bir haftada başlayacak. Bana göre, benim düşünceme göre Survivor tarihinin en eğlenceli Birleşme Partisi olacak. Benim düşüncem o. Ünlüler Adası'ndan Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın karşısına çıkan ilk isim Tuğba Özay oldu. Yine sahadayım. Tek başımayım. Tuğba Özay'ın adaylığı dengeleri nasıl etkileyecek? Birazdan. Şimdi evet, Semih ünlülere geçti ama hala gönüllerin gündeminde zaman zaman Semih'in ismi geçiyor. Evet. Şimdi Serkay ile Semih'in oradaki atışmasına ne diyeceksin? Serkay evet, gidebilecek isimler arasında. Semih de resmini çekiyor. Ben öncelikle Serkay'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü böyle kritik bir haftada hem takımını korumak adına hem de bence duruşunu göstermek adına kendini potaya sokturdu. Ve konserde de güzel bir duruş sergiledi Semih'e karşı. Yani Damla diyorum, Serkay İbrahim'e bozuk değil mi? Çünkü burada bir tek Damla'nın SMS'in iyi olduğu biliniyor şu an kalanlardan. Yani Serkay'ın sokulmasını Serkay mı istedi, yoksa İbrahim hazır böyle bir şey var bir bahane mi yaptı? Ne diyorsun sen o konuda bu arada? İbrahim'in içsel olarak ne düşündüğünü çok net değilim. Tahminin? Tahmini artık yani finale çok yaklaşılmışken sonuçta bir rakip elenirse bu da İbrahim'in ekmeğine yağ sürer tabii ki. Ama ben hani yani takımın omurgası olan Serkay'ı göndererek bunu yapmak isteyeceğini düşünmüyorum İbrahim'in. Serkay istediği için sokmuştur ve herhangi bir kırgınlıklarını da hissetmedim zaten. Şimdi Serkay potada ve karşısına oradaki konuşmasında da hani Semih'in hep Semih'in dediği bir laf var, hani maçası olan çıksın diye. Çünkü eli açık artık gönüllüler takımının. Bu yürekliliği sergileyemediler. Ebru Atakan'ın Serkay'ı rakip olarak görmediğini söyledi ama belki Atakan'dan en çok galibiyet alan da Serkay'dır şu anda. Ve bence final yolunda da onun en dişli rakibi Serkay bence. Ben Serkay'ın bu duruşunu takdir ediyorum. İyi ki böyle bir şey yaptı ve inşallah da alnının akıyla bu koltuktan da kalkacaktır ve birleşmeye ve finale inşallah şampiyonluğa doğru gidecektir. Ben halkın bu anlamda Serkay'ın duruşunu takdir edeceğini ve onu destekleyeceklerine inanıyorum. Onun dışında Semih'in bence artık daha da netim bu konuda.
O adadaki palmiye ağaçlarında olan Hindistan cevizlerinden bir farkı yok. Çünkü halk şu anda ben geldiğimden beri Hindistan cevizleri nasıl, buradaki gibi mi tadı, işte nasıldır, farklı mıdır, nasıl kırıyorsunuz, hep bunları soruyorlar. Semih de arada bir düşüyor ağaçlardan, arada bir açıp yiyorlar. Ondan başka da bir işlevi yok. Doktorun oynayabilirsin demesinin üzerine oynamamayı tercih etmesiyle konseyde seken bir Semih gördük biz. Ama tanıtımda görüyorum ki ödül oyununda gayet güzel koşa koşa oyununu oynuyor. Bu anlamda da Atakan'ın doktorun oynayamaz demesiyle beraber yani zaten sakatlığı belli. Oynayamaz demesinin üzerine ben çıkıp oynayayım mı acaba gibi bir konu sözünü duydum oyun anında. Kendi takımı için. Kendi takımı için acaba çıkıp oynasam mı derken Semih'in oynayabilir pozisyondayken oynamamayı seçmesi Atakan abisine özendiğini gösteriyor bana. Böyle taklitler aslını yaşatır. Semih de Atakan'ın ayak izlerinin olduğu yolda yürümeye devam edecektir. Böyle düşünüyorum ben. Stüdyodan ciddi destek geldi. Bence destek kadar şey de vardır yani. Çünkü biraz şeyler. Sert oldu bence ya. Peki mikrofon kimde? Hemen dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Vallahi hani burada aslında az önce de söyledim ama çok fazla da daha bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Zaten olanlar belli. Hani bir burası bir Survivor'sa Survivor'da Survivor'ın bir kuralları var. O kurallara göre hareket etmek zorundasın. Zaten bu kurallara göre hareket etmezsen bu sefer aslanlara yem olursun. Gelirler kurtlar kaparlar bir yerde gidersin. Ona göre dikkat etmek lazım. Hani az önce de söyledim. Aslanların burada ben Kıbrıs'ı ceylan olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim önce. Hani az önce de dedim. Aslanların olduğu yerde çakallara ceylanın kemiği bile kalmaz. Kimse kusura bakmasın. Yani. Teşekkür ederim. Semihçilerden söz almak isteyen varsa dinliyorum sizi. Merhabalar, kolay merhaba. Gelsin. Ben Serkan Ercan fanıyım. Serkan Ercan fanıyım. Eski bir Serkan Ercan fanıyım. Ütopya'nın başından beri. Tabii durum anıyla Atakan destekliyoruz. Burada. Peki bir şey bir dakika. Bak şunu sormak istiyorum. Semih'i sevmediğiniz için mi Atakan'ı destekliyorsunuz? Çünkü durum haliyle yoksa Survivor'da Atakan'ı örnek aldığınız yani Atakan mı size yakın geliyor? Çünkü hani şimdi Serkan'la Semih karşı karşıyaydı. Eğer düşmanımın düşmanı dostumdur mantığındaysanız Survivor'a göre mi düşünüyorsunuz yani? Yok, Survivor kendi içinde bir kompleks. Hı-hı. Ütopya kendi içinde bir kompleksti. Ütopya bir dereydi, bu okyanus. Hı-hı. Büyük bir okyanusun içindeyiz. Ama bu okyanusun içinde Serkan Ercan'ın bu talihsiz çıkışı tabii üzdü bizi. Arkasından sanki bir el verir gibi oldu. Atakan'a doğru yöneldi. Atakan'la birlikte olması, onunla anlaşıyor olması yanlış. Bizi de biraz da ona ibremizi ona doğru çekti. Ama bunun Semih'le alakası yoktu bu durumun. Yani Semih'e karşı olan davranışla veya bir daha doğrusu bir şeyimiz... Çünkü başta siz dediniz o yüzden Semih karşısında falan. Zoraki bir durummuş evet. Gibi söylediniz de o yüzden. Evet. Biraz öyle oldu. Şimdi sorumu soracağım. Çok enteresan. Semih Survivor'a girdiğinde... Bir duruşla karşılaştı karşısında. Güzel olmayan, hoş olmayan bir durumla karşılaştı. Ve bu durumdan beslendiğini gördük. Ve biz bu beslenmeyi daha önce yaşadık. Yani, Ütopya seyircisi olarak ben yaşadım, gördüm orada. Bu beslenmeden sonra talihsiz bir olayla yer değiştirdi, ünlülere geçti. Semih'in arayışı var mı acaba? Böyle bir beslenme noktası arıyor olabilir mi? Bir duruş arıyor olabilir mi karşısında? Kendisini yükseltecek, bir konuma getirebilecek bir duruş arıyor olabilir mi? O yüzden oynamak istememiş olabilir mi? Karşısında bir düstur olsun ki ben buradan yükseleyim diyemiş olabilir mi acaba? Yani şunu diyorsunuz. Gönüllüler adasında ona karşı bir cephe vardı. Evet. Fakat burada her şey süt limanken. Evet. Ya ben bu suyu nasıl bulandırabilirim diye mi düşündü diyorsunuz? Şimdi öyle söylemek istemedim ama bir şekil olsun dediniz doğru. Öyle bir şekil olsun karşısında bir yükselen olsun. İlk 10 gün hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Dediğiniz gibi 11 kere çıkıyor, savaşıyor. Yaklaşık bunun 9'unu kaybediyor. Yine bir sıkıntı yok. Ama oynamak istemiyorum dediğinde bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Ama ve kim bunu tutuyor. Bunu tutuyor. Elinde bunu tutuyor. Hakan müsaadenle ben... Tabii ben sadece şunu söyleyeceğim. Ondan sonra sen istiyorsan cevap ver. Yani yorum alacağız. Çok burada mutlu Semih benim gördüğüm kadarıyla. Mutlu. O yüzden mesela bana soracak olsanız, ben çünkü daha önce de söyledim. Burada göreceğiz zaten Semih
Kaos istiyor da onu mu yaratmaya çalışacak yoksa sakin mi kalacak diye. Ama düşününce bir insan olarak kim olduğu yerde bir sorun yaşasın ya da yaşatsın ister ki? Ama ondan sonrası tabii ki hani ben öncesini bilmiyorum, tanımıyorum ama. Girişte zaten eline verildi. Kendisi aldı direkt olarak. Daha şeyde arabadayken daha adaya gitmeden aldı. Neyi? Semih aldı orada. Tepki şampiyon mi? Şampiyon sakin ol dendi ona. O bir aldı. Kendisi karşısında gördü. Ne olduğunu gördü. Kişilerin belki sizin dediğiniz uçakta. Ama orada Semih ne yaptı? Ve daha öncesinde gördü onu. Arabada ne yaptı Semih mesela? Semih sadece güldü, hiçbir şey yapmadı. Efe Can'la yaşadığı gerginlikten şey bahsediyorsunuz. Tepki evet. Hiçbir şey yapmıyor Semih. Acun Bey'in söylediği gibi Semih hiçbir şey yapmadan bir şeyler yapıyor. Yetenekli, çok zeki. Bir plan yapıyor, bir program yapıyor. Ama ünlüler arasına girdiğinde ilk 10 gün herkesi tek tek süzdü, herkesi tek tek inceledi. Görmediği bir ünlüler adasını gördü. İçerini görmüş, sadece şeyde görüyordu, konseyde görüyordu onları. Ama içeriye girdiğinde içeride herkesi tek tek dolaştı. Nagihan çok rahat bir şekilde söyleyebildi ne olduğunu. Şeye hiç yaklaşamadı. Yunus Günç'e hiç yaklaşamadı. Ama Atakan'a yaklaşmak isteyince de bir tepki aldı. Peki. Dinliyoruz. Tamam, devam edebilirsiniz. Heyecanlı kaldı, devam ediyordunuz ama... Merhaba. Öncelikle az önceki... Aylin, sen de sözünü alacağız. Özür dilerim, kusura bakmayın. Dinliyoruz, sizi dinliyoruz. Az önceki hani Semih Öztürk'e atılan SMS, hani arkadaşlar SMS atıyor ya, bunu enayilik olarak nitelendirdi arkadaş. Ben şunu söylemek istiyorum. İnsan sevdiklerine bir şeyler verirken, mesela bir yemek ısmarlarken, çıktığın arkadaşın olsun, annene babana olsun, bunu ısmarlıyorsun, gönlünden geliyor. Bu enayilik mi oluyor? Yani öncelikle bunu söylemek istiyorum. Artı... biz Semih'i kendi ailemizden biri gördük. 5-10 milyon peşine düşmedik. Yani gerekirse her şeyimizi veririz. Yine de şampiyon yaparız kardeşim. Sen hiç rahat olma. Hakan Bey, olma. Size de bir... Olma. Rahat ol. Heyecanla, kusura bakmayın. Bak, çok kısa bir şey rahat söyleyeceğim. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra devam et. İnsanın sevdiğine destek olması, yemek ısmarlaması kadar güzel bir şey yoktur. Ben de diyorum ki, sen SMS atıyorsun. Yani sen yemek ısmarlıyorsun, sürekli ısmarlıyorsun. Ama karşı taraftaki hiçbir zaman elini cebine atmıyor. O da orada oynayacak diyorum sana. O da oynasın ki ya. Bu ilişkinin bir güzelliği olsun. Eğer sen hep ısmarlarsan yemeği... Bakın. O zaman onu da dile geliyorlar. Bakın, sahalara döndüğü zaman, hani sakatlığı geçip sahalara döndüğü zaman bunu bize fazlasıyla verecektir. Ben böyle inanıyorum. Artı Hakan Bey, siz de şunu söylediniz. Ben şuna katılmıyorum. Dediniz ki işte Semih fanları kendi aranızda para toplayın. Hani Semih'e veren hiç yarışmasın. O zaman biz de şöyle düşünüyoruz. Biz Semih fanları olarak kendimiz bir para toplayacağız aramızda. Size vereceğiz. Siz de buraya gelmeyin. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Kabul ediyorum. Hadi. Girmeye gerek yok. Yani çok şimdi... saçma bir şey söylüyorsun. Tamam, Hakan. Yani sizin söylediğiniz de saçmaydı yani ona bakarsan. Ben bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Ben TV8 çalışanı değilim. Burada sadece yorum yapıyorum. Anlatabildim mi? O yüzden kimsenin bana böyle bir şey demeye hakkı yok zaten. Ben burada Atakan fanlarından da tepki alıyorum. Serkay fanlarından da, Semih fanlarından da. Demek ki her zaman söylüyorum, işimizi doğru yapıyoruz. Siz aynen. Bakacaksınız, desteklediğiniz insan hep doğru yapıyor mu diye. Onu inceleyeceğiz. Böyle bir şey yok ya. Peki, bir de Atakan... Ayrıca benim aldığım paradan şeyden sana ne? Anladın mı? Sakinleşelim. Adamın getirdiği noktaya bak ya. Yanlış bir tarafa çekmeyelim cümleyi. Bir siz de dinlenin. Böyle bir şey. Bak, şimdi programa gelmişsin. Böyle bir şey söylenir mi? Sana yakışıyor mu bu? Hayır, İnsan peki, olarak yaşıyor mu? Bak, sen böyle yaptığın için senin desteklediğin insan hakkında da insanlar kötü düşünür, biliyor musun? Sen benim burada kalkmış, götürdüğünlerle sana ne? Sana ne bundan ya? Hayır, ben sizin para kazanmanızı peki, şey yapmadım ki. Peki bence bu muhabbet artık bu yok kalıyor. Sen Hakan. Gelip burada ne? Bunu söyleyemezsin kardeşim. Hayır, nasıl siz de bizim destek verdiğimiz insana hani bu şekilde tarafınızı belli ederek yapamazsın. Hayret bir şey ya. Tamam, ben bu programı yorumluyorum. Lütfen. Beğenirsen kalırsın burada, beğenmiyorsan evine gidersin. Tamam. Herkesin yorumunu açıyoruz. Bir avatar dedim. Atakan konusuz istedi. Dinliyoruz sizi. Sorun değil. Ben hepimiz seyirci olduğumuz için ve siz de bir yorumcu olduğunuz orada için. Orada Twitter'dan bakıyor. Milletin gazıyla bize yazıyorsunuz. Öyle şey var mı? Hakan Bey. Bence bu konu noktalandı artık. Yaramayacağım diye burada gelip bana laf sokuyorsun. Tamam, böyle bir şey yok. Bak, burada her gün yüz yüze bakıyoruz. Cuma günü siz de beni hani şey yaptınız. Çünkü hak ettin.
Tamam, bugün de siz hak ettiniz. Ben bunu hak etmiyorum. Ben hiçbir zaman bunu hak etmiyorum. Bu tamam, bu edep dışı bir şey çünkü. Tamam, canlı yayın olduğunuzu unutmayalım. Arkadaşa hatırlatın canlı yayın olduğunu tamam, da. Tamam, devam edelim. Ben olayı hatta şöyle kapatayım Hakan Bey. Biz hepimiz seyirciyiz, siz yorumcusunuz. Herkes şey olması ya gerektiği yerde. Ben seyirciler adına özür diliyorum. Çünkü bir yorumcuyu dinlemeye geliyoruz. Arkadaşlar bu mevzu gereksiz yere uzamasın lütfen. Hepinizin yorumunu açıyoruz ama lütfen Atakan hakkındaki yorumunu alayım. Ben sadece Nacizane özrümü dilemek istedim şahit olduğum için konuşmaya. Deminki olaya da yanlış bir şablon getirdiniz. Hani çocuğuna yemek ısmarlamaz ya da sevgiline yemek ısmarlamaz mısınız dediniz ya. Benim çocuğum çok güzel bir şey yaptığı zaman nasıl ödül veriyorsam yanlış bir şey yaptığı zaman ceza veririm. Bu ceza 40 dakika odasında kalması olabilir. Oyumu da eksiltirim. Eğer performansı düşükse enayi olmadığım için. Peki. Şimdi hepimizin bir nefes almaya ihtiyacı var. Elbette ki buradaki stüdyodaki izleyicilerimiz de oldukça coşkulu ama müdahale edilmesi gereken yerde de müdahale etmemiz gerekiyor. Sizlerin affına sığınıyoruz. Şimdi konseyin ikinci bölümünü izleyelim. Biliyorsunuz foto hekimlerin ismini çıktığını bir hatırlayalım, ardından buradayız. Oylama için hazırız. Semih, sen de başlayabilirsin. İsmim Yattara. Şimdi dediğim gibi alakaya maydanoz. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkese iletişim iyi olduğu için şu an benim duruşum budur. Kimseyle bir pazarlık içine girmem, bu benim düşüncemdir. Tabii ki Yattara'nın gideceğini düşünmüyorum. Bunu en iyi onunla anlayabileceğini bildiğim için onun ismini yazıyorum. Semih Öztürk tektir. Kararlarını tek başına alır, yoluna tek başına devam edecektir. Takım olarak uzlaşma sağlayamadık. Bunun da tek sebebi sensin ve bu yüzden seni yazıyorum. Ya, oylama olarak güçlü olabilirsin ama gidersen de üzülmeyeceğimiz birisi olması gerekiyor. Parkur anlamda da bize zarar verdiğin için inandığım şeyi yapmam gerekiyor. Kimseyle hareket etmiyorum. Bu yüzden Tuğba. Seni yazıyorum çünkü geçtiğimiz günlerde Yattara'ya yapmış olduğun konuşma hiç hoşuma gitmedi. Ki zaten parkurlardaki performansında çok yeterli bulmadığımı biliyorsun. Daha önceki konseyde de yazmıştım adını. Yattara'ya işte Tuğba ile şakalaşma veya işte bir başkasına ona selam verme. Bunlar çok çirkin şeyler. Ve bunun dışında birey olarak bu adada varlığına devam etmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk zamanlardan beri hep bir gücün arkasına sığındın. Umuyorum ki artık birey olarak hayatına devam edersin. Bu adaya geldiğinden beri tek gayen acaba kimin duygusallık anında kanına girsem de kendi tarafına çeksem oldu. Bunu da gördük son zamanlarda Yattara'ya ve Nagihan'a yapıyorsun. Sebebini söyleyecektim sana ama sen duymak istemedin. Hala söyleyebilirim. Fakat madem duymak istemiyorsun niye söyleyeyim, değil mi? Şöyle bir durum var. Eğer bu oy Tuğba çıkarsa Tuğba tek aday olacak. Tuğba. Ben birkaç gün öncesinde söylemiştim. Eğer takım olarak bir strateji belirlenecekse ben varım diye. Yine sahadayım. Tek başımayım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Hepimiz inşallah güzel bakış açılarına, gerçek bakış açılarına sahip olalım. Teşekkür ederim. Ünlüler Adası'ndan çıkacak ikinci aday bu akşam belli oluyor. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Ödül oyunu ve bireysel dokunulmazlık sembolünde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümünde neler olacak? Birazdan. Edim Survivor'ın gerçekten bu seneki Survivor'ın en ilginç konseylerinden biri oldu. Yani Acun Bey her kartı açtığında farklı bir isim, evet, çıktı. Hiçbir birbirini tutmuyor. Ama Tuğba'nın ismi tabii ki 3 tane çıkınca o potada. Ne diyorsun sen? Bir anlaşmaya mı varmak istemediler yoksa anlaşmaya varılamayacak bir durum muydu? Niye bu kadar karıştınız siz? Yani valla ya Survivor zaman geçtikçe gruplar oluşuyor, fikirler değişiyor. Zaten toplantı yapıldı. Toplantıda bir sonuca varılamadı.
Zaten o toplantıda bir sonuca varılması saçma. Hani biz Yunus seni yazacağız, kabul ediyor musun? Kabul etmeyecek ya da Tuğba seni yani beni yazmayın diyecek. O yüzden de yani Semih'in oyu boş anladığım kadarıyla. Yattara'yı muhtemelen Yattara'ya demiştir ben seni yazacağım hani boşa yatacağım diye. Bilmiyorum ilginç bir oylamaydı. Yani ben hatta dedim acaba yani hep Tuğba çıkıyor ya genelde fotoya. Acaba bu sefer Tuğba çıkmayacak bir an Ezgi için korktum. Hani dedim acaba Ezgi mi çıkacak diye ama yine Tuğba çıktı. Yattara neden Tuğba'ya çıktı yazdı mesela sence? Ya çünkü performansın düşük olduğunu düşünüyor. Yani bu zaten böyle yani gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ki bunun Tuğba'nın yüzünde de söyledi. Yani performansın düşük. Biz seni yazabiliriz biz oradayken demişti ama hani bir kere yazmadı zaten. Daha önce de yazmıştı Yattara Tuğba'yı. O yüzden normal geldi bana yazması. Peki seyircilerimizin arasında bir Yattara fanı var. Hemen ona söz verelim. Merhaba. İsmim Furkan. Trabzonlu veya Trabzonsporlu değilim ama Yattara'nın insaniyeti ve merhametinden dolayı Yattara fanıyım. Yani ben normalde koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Beni bilen arkadaşlarım da bilir. Rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba'nın bir lafıyla gireceğim. Ben iyi bir insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz. Önce bunu söyleyeyim. Burada Yattara çok hani merhamet olarak ve sevgi ve sadakat olarak adadaki bence en iyi karaktere sahip olan insanlardan bir tanesi. Atakan olayına geleceğim. Çünkü çok uzadı konu. Ben de söz hakkı almak istedim. Bence şu an alabildim. Atakan konusunda bir kere Atakan'ın ismi, karakteri zaten birinciliği oynar. Ben bunu söyleyeyim. İkinci olarak da Yunus Günç'e veya Tuğba Öze herhangi bir lafım yok. Çünkü Yattara fanı olduğum için Atakan ve Yattara'nın Kıbrıs'a direkt olarak gitmek yani gitmesini istiyorum ben. Ondan sonra Hakan abiye de geleceğim. Hakan abinin ben yaklaşık 4-5 senedir hani kişilik olarak aile yapısına kadar da çok iyi bilen bir insanım. Ciddi söylüyorum bunu. Var mısın yok musundan beri tanıyorum. Ve Hakan abinin dedim ya iyi bir insan olmadan iyi bir Beşiktaş olmaz. Nasıl bir Galatasaraylı olduğunu da biliyorum abi onu da söyleyeyim. Tamam. Ve cidden senin karakterine burada laf gelirse hani sadece TV8 değil hepimiz hareket ederiz onu da söyleyeyim ben sana. Burada sana gelecek laf yani arkadaşları bilmem de herhalde bana gelir onu da söyleyeyim sana. Ha bize de gelir. Her neyse konu çok uzatmayacağım. Sen Hakan'ı yalnız zannetme burada. Ya biliyorum. Yok normalde şöyle derler hani Beşiktaşlar Galatasaraylıları tribün olarak sevmez. Tribün olarak işte Galatasaraylılarda Beşiktaşlarda bir kıvılcım vardır. Ha onu ben belirtmek isterim ama Hakan abi her zaman hani bizim için değerli bir insandır. Ha bu arada Yattara. Ya Trabzon halkından da Karadeniz halkından da inanılmaz bir destek istiyoruz. Çünkü Yattara hafife alınacak bir insan değil. Futboldan gelen bir insan. Futbol sadece beceri gerektiren bir oyunda değildi. O yüzden kapasitesi ve becerisi olarak da hani Yattara çok üst düzey bir insan. O yüzden ben onun Arap atı gibi sonradan açılacağını düşünüyorum. Atakan'la birlikte özellikle Atakan da çok delikanlı bir insan olduğu için o ikisini şampiyon olmasını istiyorum. Aynı seviyorum. Ha, bir de şöyle bir lafım var. Semihçi misin? Allah başka dert vermesin. Şöyle bir gerçek var ki Semihçiler Atakancıları, Atakancılar Semihçilerden pek haz etmiyor. Bu da gerçekten olağan bir şey ama konuşurken daha dikkatli olursak seviniriz deyip ben yuvarlamaya çalışayım. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun konseyi? Çok karışık bir konsey zaten. Gönüller Adası Dallas demiştik. Herkes birbirine ateş etti. Semih'in laneti diyorum ben geldiğinde karıştırdı ortalığı. Onun şeyi yeter, varlığı yetiyor. Semih boş oy attı bence de Yattara'ya. Zaten aralarındaki iletişim iyi. O yüzden de bence de öncesinde ya da sonrasında mutlaka konuşmuştur seni yazacağım diye. Çünkü eğer Ezgi'yi yazsaydı Atakan'ı karşısına alacaktı. Tuğba'yı ya da Yunus'u yazsaydı, yani Yunus'u yazsaydı Tuğba'yı karşısına alacaktı. Çünkü Tuğba'yla iyi bir iletişimleri var gibi gözüküyor. Tuğba'yı zaten bu anlamda yazamaz. Nagihan da şu anda ona böyle değişik bir sempatiyle yaklaşıyor. Performanstan bu kadar bahseden Nagihan, Semih'in bu kadar çok yanında ve Nagihan'ın da ona birlik oyunda 3'te 0 yapmasının üzerine Semih de onu teselli etti zaten kumsalda. Böyle danışıklı dövüş yapıyorlar birbirlerine. Züğürt tesellisi diyorum ben buna. O yüzden Semih'in oyu boşaydı. Tuğba'nın çıkacağını ben de düşünüyordum zaten. Bakalım neler olacak. Ezgi'nin bir oyu var Tuğba'dan sanıyorum. Yani
Tuğba bence duruşunu bozmayıp keşke zaten tek oyla bir şey değiştiremeyeceği için keşke Nagihan deseydi yine. Yine diyorum yani keşke Nagihan deseydi de o geçen haftaki Nagihan'a çıkışlarının arkasını doldurabilseydi. O da Ezgi'den yana kullandı şansını. Bakalım. İstiyor çünkü yani Ezgi'nin gitmesini istiyor Tuğba. İlla ki. Çünkü performans olarak aslında hani Ezgi ile Tuğba arasında ne kadar fark var bilmiyorum ama belki onun da öncelikli rakibi Ezgi'dir ve adada evet. Onun hakimiyetini engelleyen bir kişi olduğu için. Karşılaştırılıyorlar ya. Birleşme yani olduktan sonra zaten kimin kimden daha iyi olduğu, kimin kimi daha çok sevdiği ortaya evet. Çıkacak. Ama kim giderse gitsin. Yani Semih'in ben böyle bir fan kitlesi olduğu için uzun süre Survivor hayatına devam edeceğine inanıyorum. Şampiyon olacağını düşünmüyorum. İstemiyorum da tabii ki. Ama uzun süre devam edecektir. Ancak yani Tuğba'nın ya da Ezgi'nin ya da herhangi birinin şu hafta elenmesi, işte Semih'in bile elenmesi hepimizi üzer. Çünkü bu kadar gelmişken o birleşme partisini herkes tatmalı bence. Elenen isim için de Acun abi de zaten sürekli aynı şeyi söylüyor. Çok yazık olacak. Evet ya, birleşmeden bir önce elenmek gerçekten... Ama burası Survivor yapacak evet, bir şey yok. Hakan, senin yorumların bizim için kıymetli. Altını çize çize söylüyorum. Biliyorsun sen ne hissettiğimizi senin için. Şimdi baktığın zaman konsey konuşulması uzun bir mevzu. Yani herkesin ismi çıktı. Bir Nagihan'la Atakan'ın ismi çıkmadı. Tuğba Üçoy'la artık potada. Yani gerçekten heyecanla izleyeceğiz bu akşam da bireysel dokunulmazlık var ama sen bu kadar karmaşa bekliyor muydun ünlüler takımında? Ya şöyle, açıkçası bir türlü iletişim kuramadılar birbirleriyle. Bir de Semih'in gelmesi dengeleri değiştirdi. Kimse onu karşısına almak istemedi. Böyle bir karıştılar. İki kişi, üç kişi böyle ayrı ayrı yerlere gittiler. Ama şimdi bu akşam bireysel dokunulmazlık evet, bu akşam değil mi? Mesela bu akşamki bireysel dokunulmazlık çok önemli. Yani önemli derken bir kişi için özellikle çok önemli. O da Yunus için. Eğer Yunus alamazsa, çünkü tahminim Yattara, Nagihan, Atakan, Ezgi, bir de belki Semih Yunus'u söyleyecek bence. Bir tek Tuğba alırsa Ezgi'yi söyler. Tuğba oynayamıyor. Tuğba oynayamıyor. İşte bir tek Yunus alırsa Semih'i söylüyor bence. Yani eğer yazdığını şey yaparsa. Hani Semih yani yazmıştı. Herhalde Yunus mu söylenir diyorsun? Yani onu diyeceğim. Eğer Yunus alamazsa, bir de Semih'i bilmiyorum ne yazacağını. Yunus alamazsa Semih alsın diye dua etsin ama onun dışındaki herkes Yunus söyler. Ondan sonra da artık onu herhalde yarın konuşuruz ama bence ya Tuğba Özay ya Yunus Günçe, ki tahminim Yunus Günçe diyoruz gitmiyor ama bakalım. Ya, evet ya. Şöyle Cengiz. Peki dinliyoruz Cengiz seni. Mikrofon yanda. Hakan Bey. O da... Buradayım bu tarafta. Dur, şu... Hayır, ben şey... Oraya çok... bakıyorsun. Evet. Ya, evet. Bence adanın en dik, en yani en adam gibi adamı Yunus Günçe. Peki, çok az kaldı baklavaya. Gördük. Benim aklım orada. Boş verin. Biraz Yunus'la ilgili konuşalım mesela. Sence neden yazdı Semih'i mesela? Birleşmek için, takım için Semih'i yazdı. Yunus'la Semih mi takım olmak istiyor? Hayır. Takımının için yani birleşmeye gitmek için Semih'i yazdı. Niye peki? Yani tek oyla çünkü aday çıkaramıyorsun ki mesela. Ama onu Atakan'a soracaksın yani. Atakan hemen sattı. Demek ki keklemişler Yunus'u. Ben sana öyle diyeyim. Ama sizi de tanesi... olmuştu. Doğukan Bey yazmamıştı Merve'yi. Evet. Orada bir şey olmuştu yani. Aynısı Yunus oldu. Evet, aynen öyle oldu evet. Zaten. Ama Atakan bence söz vermedi ki. Devam edecek evet mesela. Ya söz bir söz. Yani belki ya dedi. Belki de demedi bilmiyorum ama. Dedi. Tamam ama dedi. Çok normal değil mi? Kimse birbirine güvenmiyor. Ve herkes birbirine bir işte toplanalım. Ama hiç kimse birbirine güvenmiyor. Atakan yani. Belki dedi. Hayır. Evet belki dedi. Dedi. Belki dedi. Belki mi dedi? Seni ama hepimiz ikna etmeye çalışacağız. Belki dedi. Yunus onunla konuşmaya çalıştı. Ama Yunus'un konuştuğu... Yazacağım demedi. Yunus bireyseli alırsa kimi söyler sence aday olarak? Ezgi'yi der. Ezgi'yi der. Ezgi'yi mi söyler? Bana da öyle geliyor. Niye der? Atakan onu sattığı için Ezgi der. Ya da bir taktik yapıp başka bir... Peki Yunus potaya çıkarsa gider mi yoksa Tuba ya da Gizem Kerimoğlu ya da Serkay mı gider? Bence Gizem Kerimoğlu gidebilir. Gizem Kerimoğlu. Evet. Bence o dört arasından birinci çıkar Gizem Kerimoğlu. Evet. Ay, bu akşam neler izleyeceğiz bir bakalım mı madem bu kadar konuşmuşken? Hadi bakalım. Şimdi heyecanlı bir akşam bizi bekliyor. Evet. Ben gerçekten çok heyecanlıyım ne olacağına dair ki Hakan'ın da söylediği gibi bireysel dokunulmazlık hayati önem taşıyor. Bir ipuçlarını görelim bu akşam neler izleyeceğimize dair. Ardından buradayız. Semih. Herkesin elini görmek istiyordum. Bana bir hamle var artık.
karşılıklı güvenle çözülebilecek bir şey. Ben size güvendim. Anladın mı? Ben sana güvenmedim. Atakan pazarlığın içine giriyorlar yani. Yunus Günçe, Ezgi. Benim üzerimden pazarlık dönerse ben diyorum, tek başıma söylüyorum. Ben de tabii ki bir şeyler yapacağım. Yanıldın. Daha şurada bir ay bile olmadı. Satan insanlara gittin. Ve bu yüzden sana kızıyorum işte. Arkadaşlar ödülünüz... kazanan takımı helikoptere koyuyoruz. Ya kompleksi, vallahi kompleksi ya. Hadi Tuba, hadi abi. Ben böyle bir şey görmedim. Bugüne kadar sizin için en önemli olan bireysel dokunulmazlık oyununa geldiniz. Şimdi bekleyip görelim bakalım. Atakan kazanırsa Semih'i söyleyecek mi? Semih'i karşısına alabilecek mi? Füze kaldıracak mı birilerine? Survivor'dan 3 gitme adayımız var. 4. adayımız belli olacak. Delikanlılık isterim, delikanlılık. Yürek isterim, yürek. O da herkeste yok ama bende var. Bilen de biliyor. Ünlüler takımındaki ikinci aday bu akşam belli olacak. Gerçekten bireysel dokunulmazlığın sonucuna göre öğreneceğiz bunu. Senin bir öngörün var mı? Ne düşünüyorsun? Bireysel dokunulmazlığı kimin alacağıyla ilişkili olarak değişecektir çıkan isim. Ama bence de Yunus'un çıkma olasılığı çok yüksek. Ama benim takıldığım başka bir nokta var. Ben takım arkadaşlarımı o anlamda tebrik ettim açıkçası. Çünkü Gizem Kerimoğlu'ndan ne kadar haz etmesek de, ne kadar performansı çok çok kötü olsa da diyorlar ki hani bizden biri yine de gitmesin, hep beraber birleşmeye gidelim. Ama ben bunu ünlüler takımında göremedim, bu tutumu. Hani bizden biri gitsin, niye oradan gitmesin, bizden gitsine kadar döndü olay. O yüzden yanlış yaptıklarını düşünüyorum aslında. Bu kadar ucuna gelmişken yüzüp keşke böyle bir konuşmalar olmasaydı aralarında. Ama sonuç bunu gerektiriyor. Şu anda Tuğba'nın karşısına eğer Yunus çıkarsa Yunus'un buraya gelebileceğini düşünüyorum. Ama bireysel dokunulmazlığı kim alır, kimi söyler, orada dengeler nasıl değişir? Bunu bu akşam heyecanla izleyerek hepimiz göreceğiz. Bakalım birleşmeden önce kim veda edecek? Peki şöyle hüzünlü bir şey veda olabilir mi? Evet, hüzünlü bir veda olacak da yarın akşam bu akşamki şey sonuca göre. Bir şey soracağım Ebru, merak ediyorum. Sen iyi tanıyorsun diye söylüyorum. Şimdi Atakan hep diyor ya ben Ezgi'yi korumak istiyorum diye. Mesela diyelim ki bu akşam arkadaşlarından birinin ya da birkaçının Ezgi'yi yazabileceğini adada konseye gitmeden gördü, anladı. Konseyde şöyle bir şey çıkıp der mi? Ezgi'yi yazmasınlar, arkadaşlarıma sesleniyorum. Beni yazın. Bu noktada risk alır mı Atakan? Şu an gördüğüm kadarıyla almaz gibi geliyor. Niye? Hani Ezgi için de hani eğer Ezgi şeyse. Ezgi için de bir yere kadar Ezgi için. Yani Survivor'a Ezgi'yi korumak için gelmedi. Ama Atakan da Tuğba'yı, Gizem Kerimoğlu'nu ya da Serkay'ı geçemeyecek kadar kendine güvenemiyorsa şampiyon nasıl olacak ki bu adam? Yani kendine güveniyordur ama en son toplantıda konuşmasından ben bunu çıkarıyorum. Yani hani ben potaya girmek istemiyorum dedi. Hani bu söylemin arkasında devam tamam eder. Tamam da işte Tuğba Özen'e gitmesini istiyorsa belki o noktada Atakan'ın çıkması lazım. Onu diyor. Belki de diyebilir yani, o da ihtimal de var. Yani inanın, sen tanıdığın kadarıyla ne diyorsun diyor. Tanıdığım abi kadarıyla şu an için demeyecek gibi geliyor. Çünkü risk almak budur arkadaşın için. Yani bu noktada devreye girersen o zaman elensen bile kahraman olursun. Yani ben de inanın ne kadar tanısam da o kadar dengeler değişiyor ki izliyorum. Yani birçok kopmalar oluyor. Asla birlik beraberlikten kopmayacak dediğim insanlar kopuyor. O yüzden hani ben de Survivor yarışmacısı olduğum halde hani bazen verilen kararlara şaşırıyorum. O yüzden şu anda da tam emin değilim yani. Sence ne olur Hakan? Atakan yapar mı öyle bir hamle? Bence yapar. Yapar. Yapar ama adadakiler Ezgi'yi yazacağını ya da söyleyeceğini... Zaten şöyle bir mantık var esasen. Ezgi'yi yazacak kişi adada Atakan'a uzak olan kişi. Atakan'a uzak olan kişi konseyden önce niye Atakan'la bunu konuşsun ya da Atakan nasıl duysun bir noktada. Ama ben zaten baktığım zaman Ezgi'yi yazabilecek burada bir Tuğba vardı. Tuğba da şey yaptı. Biz Semih'ten şüpheleniyoruz falan yazabilir diye. Ben de onu diyecektim. Semih'ten şüpheleniyorum. Semih çünkü Semih'in elini Atakan'ın karşısına alır mı?
Bence alır niye almasın ki? Semih kendine çok güvenmiyor mu? Çok güçlü hissetmiyor mu? Atakan da en az o kadar güçlü değil mi peki? Ama Semih'in elinde şimdi bir koz oluştu. Yani Semih şunu öğrendi. Yunus, Atakan, Ezgi benim kulisi yapmışlar. Benim adımı çıkarmak istemişler dedi. O yüzden de şu an Semih o üçünden birini ateş edebilir. Ki bence Ezgi'yi eder gibi. Peki ben stüdyoya bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu akşam diyelim ki Semih kazandı bireyseli ve bir kişiyi söylemesi lazım. Şimdi alkışla şeyi soracağım. Semih sizce Yunus'u mu yoksa Ezgi'yi mi yazar diye. Yunus'la Ezgi'yi de ayrı ayrı alkışlatacağım. Semih bu akşam Yunus'u yazar diyenler alkışlayabilir mi? Olursa. Semih Ezgi'yi yazar diyenler alkışlayabilir mi? Yani bu akşam eğer Semih bireysel dokunulmazlığı alırsa ve Ezgi'yi söylerse ada çok ciddi şekilde karışır. Gerçekten çünkü Yunus karışır. Kendini kurtardı. Semih ile konuşmaya çalıştı. Konuşmak istedi. Orada bir kendini kurtardı. Yani tamam biz böyle bir şey düşünüyoruz ama sen de bil dediği için bence Ezgi'yi yazma ihtimali daha yüksek. Şimdi şu güne kadar zaten herkes birbirini tanımaya çalıştı. Evet. Değil mi? Semih'e geldikten sonra ama anlaşılan o ki kılıçlar bu saatten sonra çekilecek. Birleşme Partisi'nden önce neler olacak onları da konuşacağız ama kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından buradayız. Yeniden karşınızdayız. Evet, öyle bir konseye tanık olduk ki biz, gerçekten yorumlaması bile çok zor, farkındayım ama Ebru önce senden alayım. Ne yaparız bu akşam? Neye tanık oluruz? Kim gider, kim kalır? İki kişi gönüllerden, iki kişi ünlülerden. Gizem Kerimoğlu ile Serkay belli. Ünlüler tarafından da Tuğba belli. Dördüncü kim olacak? Çok zor soru. Ya şöyle bir durum var. Bundan önceki konserlerde az çok tahminlerim tutuyordu. Ama gerçekten o kadar ilginç bir konser ki, yani ne desem emin değilim. Artık bu akşam izleyeceğim ama bireysel dokunulmazlığı kimin alacağına bağlı. Eğer potaya Semih girerse, yani diyelim Tuğba giremiyordu. Giremiyor. Pardon. Atakan diyelim kazandı bireysel dokunulmazlığı. Semih'i söyledi. Semih girerse potaya, oylar Semih'e gider. Gizem Kerimoğlu tehlikeye girer. Böyle bir durum var ama Semih girmezse potaya bizden biri yüksek ihtimal gidebilir gibi geliyor bana. Bakalım, olasılık dahilinde. Evet. Aylin, senin fikrin ne? Ben de öyle düşünüyorum. Potaya girecek isim de çok değişecek bu dengeler tabii ki. Ama Semih potaya girmezse eğer Gizem'in oy potansiyelinin iyi olacağını düşünüyorum. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu tartışmayacağım ama maalesef böyle olacaktır. Ünlüler takımından biri bence adaya veda edecek. Birleşme öncesi. Ve gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü Ebru da eminim öyle düşünüyordur. Yani biz alıp birleşmeye götürüp tekrar geri getirseler çok evet, mutlu olurduk herhalde. Çünkü o bambaşka bir atmosfer olacaktır eminim. Çok üzülüyorum o yüzden gelecek kişi için. Ama Serkay'ın da orada kalmasını çok istiyorum. Kim gelirse gelsin. Serkay orada kalsın. Bizden görsün. Daha şanssız elinecek insan şu evet, an. Evet. Tabii. Girecekken... Aynen. Ucundan bir dönüyor. Bir partiye son giremeyen çok şanssızdır. Bir de finalde bir de ikinci olup hafta kaybeden. Evet. Ne hissediyor Birleşme Partisi'nde oradakiler? Bize bir anlatsana. Ya yemek odaklısın yani. Ne orada başka gelen sanatçı ne hiçbir şey düşünmüyorsun. Yemek de zaten yarım saat sonra o ufacık miden böyle gerilmeye başlıyor. Böyle kramplar giriyor midene. İki parça bir şey yemenle. Acayip bir duygu yani. Ben çok özür dilerim. Şeyi çok merak ediyorum. Acun Bey bir şarkı yarışması yapacağını evet, anlattı. Ve Serkay'la Gizem Memiç'in sesi inanılmaz güzel. Öyle biz mi? Adada sürekli geceleri şarkı söylüyorduk. O geceye damga vuracaklarına inanıyorum. Merakla onu bekliyorum bakalım, o yüzden. Birleşme Partisi'ne dair ipuçlarını biliyoruz az çok ama Hakan senin aynen, birkaç yorumunu alayım. Kısa bir şey söyleyeyim. Bir kere Birleşme, yani Survivor bir filmdir. İçinde her şeyin olduğu işte... Macera da vardır, drama da vardır, her şey vardır. Birleşme öncesi fragmandır ama birleşme sonrası esas film başlar. O yüzden burada son çıkacak kişi çok şanssız. Şimdiden tahmini söylüyorum. Benim hani kafamdaki matematik Tuğba gider diyor ama kafamdaki mantık Yunus gider diyor. Gizem Kerimoğlu ve Serkay'ın %99 gitmeyeceğini söyleyebilirim kendi açımdan. Yani matematik Tuğba diyor, mantık Yunus diyor. Ezgi de olabilir ama düşük bir ihtimal. Bakacağız, göreceğiz. Bakalım, göreceğiz. Filmin kahramanları da kim olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aynen, aynen. Veda ediyoruz. Yarın 12.45'te buradayız. Hoşça kalın.